السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيمة لأن لرمز الله تعالى وتقدس حصت عليه. بيز büyük bir hikmetle imtihan hikmetiyle gönderdi ve bize iradeyi cüziye verdi. Şimdi bu vakit bu saatte buraya gelenler efendim, radyoları başında, internetleri başında bizi dinleyenler evvela niyet ettiler, irade ettiler. Yani gündüz akıllarından neyi geçirdiler? Akşam 9'da mektubat dersi var. Bunu takip edeceğiz. Dinimizi öğreneceğiz. Helal haram meselelerinden bilinçleneceğiz ve ahiretimizi kazanmaya çalışacağız diye. Arzu ve irade kullandılar. Bu cüzi bir iradedir bu iradenin ardından kudret yine cüz'i de olsa tealluk etmesi gerekir. Çünkü efendim radyosu açık olmayan onu açacak. Bu bir el kol hareketi ister. Ondan sonra düğmeyi çevirecek. Başka kanaldaysa oraya getirecek. Veyahut adam işte buraya meclisimize gelenler hareket edecek, işinden çıkacak, işte arabaya binecek falan. Bunlar da kudrettir. Rabbimiz istiyor ki biz kendimize verilen iradeyi, kudreti onun razı olduğu işlere kullanalım. Mevla böyle istiyor. Ama tabii şehvetlerine uyanlar, şeytanı dinleyenler de bizim hak yoldan meyletmemizi istiyor. Rabbimiz Tebarek ve Teala hep bizlerin iyiliğini istiyor. Bizlere azap etmek istemiyor. Bir bahane arıyor. Bizlere affetmek için, mağfiret etmek için. Tabi dünya hayatında da bizlere bazı şartlar koşuyor. Cennete, sonsuz hayata kavuşmak için ve ahireti kazanmak için. Bu şartlarda da Allah'ın menfaati yoktur. Celle Celaluhu bunlarda fayda görecek biziz bunları yerine getirmezsek de dünyada da zarar görürüz ki bunlar bu zararlar şu anda görülmüştür, görülmektedir. İşte kadınlarla ilgili biat e, mektup epey haftadır devam ettik, Bayağı bir ilimler e, aktardık. Şimdi İmam Rabbani Hazretlerinin bu mektubu bugün bitecek inşallah. Haftaya yeni mektuplar okunacak inşallah. E, üçüncü cildin 41. mektubunun sonudur çok ilimlerle doludur. Allahu Teala kadınlardan söz alması için Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem beyanda bulunmuştur. Ve bu şartlar Estaizu ya eyyühen nebi Ey şan, İnanan kadınlar <laughs> sana geldiği zaman ne vakit Mekke fethedildikten sonra Mekke fethinde o zamana kadar inanmamış olan bazı Mekkeliler de iman ettiler. Çünkü Mekke har bile fethedilmedi, kan dökülmedi, haremde, Kabe'de haremde kan dökülmedi. Zaten direnecek bir güçleri de müşriklerin kalmamış idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sahabesiyle beraber büyük bir efendim orduyla e, geldiğini görünce buna dayanamayacaklarını anlamıştılar. Zaten Bedir'de e, <laughs> 70 gavurun nalları kopunca bunların içerisinde küfrün şirkin önderleri Ebu Cehil'de bulununca e, Bedir'den sonra da e, tutunacak bir e, kulpları kalmadı. E, Mekke Fethi senesi, Mekke Fethi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman edenlerden biat aldı. Erkeklerden biat aldı. Erkeklerden biati el ele tutuşarak musafa eder vaziyette alıyordu. Erkeklerin biati bitince kadınlardan biat alma vakti geldi. İşte bu ayet onu anlatıyor. Bugün de bu özetlenip bitecek. Ey Nebi İdişan, İdâca'ekel minat inanan kadınlar sana geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye çıktı? Ee, Mekke'ye girdiğinde bu biat esnasında Safa Tepesi'nin üstüne çıktı. Tabi şimdi e, merdivenler merdivenler yükselte yükselte Safa Tepesi'nin de pek yüksekliği şu anda belirmiyor çok. Ama o zamana göre tabi çok e, Kabe'nin zemini düşüktedir. Oraya göre Safa Tepesi bayağı yüksektedir. Tabi bu 1400 senedir. Ee, ona göre devamlı tamirat, tadilat, vesilesiyle. Şimdi hepten zaten merve dümdüz oldu. Ee, Safa'da yine bir tabi tepe görülüyor. Safa'da bir tepe kaldı ama e, zaten e, tepeye çıkan noktayı da mermerledikleri için onun da tepe olduğu anlaşılmıyor. Yol zannediliyor ama orada zaten aşağıdan ağır bayağı yüksektir. Safa tepesinin üstüne kuruldu. Oturdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu anh aşağıya oturdu. Erkekler de vardı, bir tarafta erkekler de vardı, bir tarafta kadınlar geldiler. Mekkeli kadınlar. Tabi sahabe annelerimiz onlar. E, kimisi de yeni Müslüman olacaklar Mekke fethedildiğinde. allah Teala da Habibine her şeyi öğretiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın talimatıyla hareket ediyor. Şimdi onlardan söz alacaksın. <laughs> şunları şunları şart koşacaksın. Efendim ondan sonra da benim benden onlar için af isteyeceksin. Çünkü evvelce günahları olanlar var. Şirk üzere yaşamış olanlar var. Yeni iman edecekler. E, sen af isteyince de ben de affedeceğim. Bu şekilde Mevla şartlar belirlemiştir. Bu, bu bir adde. Yubayyaneke inanan kadınlar sana gelip sözleşme yapacakları zaman neye dair? Alâ allâ yüşrikle <laughs> billâ şeyin. Demek birinci şart neydi? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar. E şimdi Allahu Teala böyle istiyor. Kendisine ortak koşulmamasını istiyor ve ortak koşulmasından da hiç razı değildi. Dün Ferid Üdün Hattar Hazretleri'nin e, Tezkiratül Evliya eseri var. Gece ona bakıyordum. Tabii o e, Farsçadır. Ben Farsça çok bilmem mi yani. Pek de bildiğimde söylenemez de. Arapçaya çevirmiş eski alimler. Arapçasından bakıyorum. Orada anlatıyordu. Ee, Evliya Allah'tan e, bazı haller. Habib Acemi Hazretleri olabilir. E, sordular ki ya da Hasan-ı Basri Hazretleri de olabilir. Kafam biraz şey yapmıyor. Çok gördüğüm için ka karışabilir. Lakin mesele manadır. E, sordular ki Efendi Hazretleri en e, mutlu günün, en e, keyifli anın dünya hayatında hangi vakte rastladı? Buyurdu ki, e, tabii e, yaz günlerinde onlar bir kat e, kerpiç evler damda ibadet ederler. Çünkü içeride sıcaktan da durulmaz. Damda da tabi gökle arasında perde de olmadığından feyizle tecellide fazla olur. Sema üstün açık olduğu zaman. Bu itibarla damda çok ibadet, sath üzerinde çok ibadetler ederdiler Evliyaullah. Orada <laughs> ibadetle meşgul olurken, diyor, baktım ki, tabi evler de bitişik, yani kerpiç evler, yan yana yakınlar birbirlerine, o zaman şehirler böyle uzak uzak mesafelerde değil, şehir dediğin evler, bir mesafede toplanmış. Bir kadın, kocasına şöyle diyor. Sesi diyor geliyor diyor artık sıcak cam falan da şimdiki gibi muhafazalı kaç kat cam olmaz. Ses geliyor. Kadın kocasına diyor ki ben diyor sana çok hizmet ettim. Hizmetin hizmetinde hiç kusur etmedim. Sen bana ne yapsan hiç şikayet etmedim. Aç bıraksan, açık bıraksan hiç ne oluyor, ne bitiyor, niye, niye bir şey getirmedin, hiç şey demedim. Ne kadar hasta olsan, hiç ağırlanmadan sana hizmet ettim. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Demek ki vefakar, cefakar bir kadındır. Kadınların e, çoğu öyledir. A, anlatıyor bayağı. Ben de diyoruz işte, tavanın üzerindeyim, duyuyorum artık, konuşuyor kadına. Sus, sesli konuşmada diyecek hali yok. Duyarken diyor, on sonra anlattı anlattık kocasına hiçbir şey söylemiyor, ses çıkartmıyor. Ondan sonra ama diyor sen hala başkasına bakıyorsun diyor. Yani başkasına bakıyorsun değil ya şimdikiler gibi değil. Şimdi hep yani sokakta gördüğüne bakıyor. Onu demiyor kadın şunu diyor kuması varmış. Ama işte kadınların da şeyinden kıskançlığından kumasının adını da söylemez. O da bir kıskançlık eseridir. Sen hala diyor, başkasına bakıyorsun diyor. E falan. E, bu evliya Allah'tan zatta diyor ki, bu çok acayibime gitti diyor. Çünkü kadın diyor, kocasına yaptığı bütün iyilikleri öyle saydı, döktü ki diyor, yani demek ki e, kocası da hastalıklıydı, veyahut çile çektirdi ona, veyahut fakir zamanları geçti, neyse çünkü o saydığından o anlaşılıyor ki, adam da Nerede öyle bir şey yok ya sen ne uyduruyorsun da demediğine göre söküt ikrardan geliyor. Yani adam da hepsini kabulleniyor. E peki kadın diyor ki ya bu kadar iyiliğim var çıt dememişim kık dememişim yani böyle bir hizmetim karşısında hala başkasına bakıyorsun. Ben bunu biraz yani onu da şey yapmıyor bağırıp çağırmıyor da bunu diyor işte biraz şey yapamıyorum bir tek buna üzülüyorum falan diyor. Ben de diyor bunu duyduğum anda çok değişik bir hal bende hasıl oldu diyor. Diyorlar efendi hazretleri bundan ne mana çıktı yani? Ya diyor ne mana çıkacak? Hemen düşündüm diyor Kur'an'da buna uygun bir ayet ne bulurum? Her şeyleri Kur'an. Geceleri Kur'an, gündüzleri Kur'an. Her mesele olsa Kur'an. Oradan bir şey delil çıkartacak. Hemen diyor şu ayet hatırıma Mevla git. Hasan Basri olabilir. İnne Allah la yeğfiru yüşreke bihi ve yeğfiru ma dune zâlike limen Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamamaya karar vermiştir. Ortak dışında her günahı dilediği için bağışlayabiliyor. Şirki bağışlamıyor. Şunu anladın mı meseleyi? Yani kadın da adamın bütün dertlerine, çilelerine, fakirliğine, akıllığına neler yaptıysa hepsine razı olduğunu ve hiç dertlenmediğini beyan ediyorum ama diyor ama diyor başkasına bakmana razı gelemiyorum. Yani ortaklık kabul edemiyorum diyor kadın. Yani bir kadın kuma ortaklığını kabul edemiyor. Haklıdır. Kendi Allah onda da bir kıskançlık yaratmıştır. Bu kıskançlık meselesi de onların doğal vasfıdır. Erkeklerde de olur ama kadında daha fazladır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor اِنَّ اللّٰهَ Fin Allah kadınlarda kıskançlık yarattı. Demek ki ya erkeklerden ayrı, hariç, kadınlarda özel bir kıskançlık var. Bu kıskançlıktan dolayı Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. femen sabara. Femen sabara ve keteme sabara fe fe mate minhunne mate şehide. Eğer bu kıskançlık var. Fakat tabi e, yabancıya olsa işte mesaj yakaladım. Şu ne ya? Şimdi herkes birbirine bir mesaj yakalıyor. Adamın hayatı bitiyor zaten. Öyle bir haram ve günah işinden dolayı olursa ona sabretme lüzum yok. Yani o denir. Sen günah yapma, haram yapma. O ona bir şey değil. Ama oldu ki kuması var. Bu da kıskanıyor ama gizlerse, içine atarsa, sabrederse ve kocasına bir sıkıntı yapmazsa veya öbür çocuklarına, üvey çocuklarına bu öyle ya şimdi bu bir aile meselesi, sosyal bir konu. Ee, sıkıntı yaptın mı çoluğa çocuğa da bulaşıyor. Eğer sabreder, içine atar, eziyet yapmazsa o kıskançlık içinde olduğu için ve kadın onu bastırdığı için aynen harpte ölen şehit cevabı yazılıyor. Allah Teala kimseye zulmetmez, kimseye eziyet etmez ve Allahu Teala yani kimseyi efendim boş yere de üzmez yani. Üzüldüğünden dolayı şehitlik veriyor ahirette. Şehitlik ne demek ya? Bu hususta dolu hadis var. Büyük mertebedir yani. Peygamberler, sorasıttıklar Sonra gelir şehitler. Ne mertebe var ahirette mesela? Şimdi kadının kıskanması demek ki Allah'ın yarattığı bir tabiatıdır. Kıskanır. Her şeye de katlanır. Ortağa katlanamaz. İşte Kur'an'da ne diyor? Her günahı bağışlarım da ortak koşulmasını bağışlamam Allah buyuruyor. E şimdi bir kadın kendisini ortak alınmasını kabullenemiyor. Hakkıdır. Peki ya kainatı yaradan Allah ki o kadının kuması ondan da güzel olabilir. Ondan da becerikli olabilir veya eşit olabilir veya düşük de olsa ona yakın olabilir. Ama Allah'a yakın da yok. Benzeyen de yok. Şevih de yok. Nazır da yok. Eş de yok. Denk de yok. Allah'ın yaptığı yarattıkların zerresine gücü yeten de yok. Sen nasıl kayaları, taşları, toprakları, odunları veya insanları ise taptıkların nasıl Allah'a ortak edersin ya? Yani bir mahluk diğer mahluk, bir yaratık diğer yaratığı kıskanıyor, her şeye razı olurum da buna razı olamam diyor da sen yaratılanı yaratana ortak ediyorsun. Rızıklandırılanı rızıklandırana ortak ediyorsun. He? Allah ki razıktır, hepimiz merzukuz, Allah ki haliktir, hepimiz mahlukuz ve yut'im ve la yut'am. Allah ki yedirendir, Allah ki yedirilmeyendir. Kimse ona bir şey yedirmemiş, o yemez. Demek de Sen ne yapıyorsun? Nasıl ortak koşarsın yani? Bu ayeti diyor o zat, yani Allah'ın dostlarına bak ya. Gece yarısı kadın kocasına bir şey diyor. Biz olsak, ama bunlar da aile sorunu. Yarın sabah da dedikodu malzemesi tabii ki. Hanım ne var? Sen bilsen yandakiler neler konuştu gece. Kardın adama saydı döktü falan. Bizim meseleler bu. Hani kafamda iyi tutayım da yarın veyahut da tavandan indiğim zaman aktarabileyim yani mesela. Bizim dertler başka tabii ki. Evliyaullah da oradan diyor ki, Kur'an'da diyor bunun buna bir delil, bu mesele hakkında ne bulabilirim ama nasıl buldu be? Ne ayet buldu yani? Baştan ben anlatmaya başladım da siz bile ne münasebet dediniz. Sonunda geldi mesele tam yerine örnek düştü. Evliyaullah böyle. Şimdi Allah Teala da ne şart koştu şimdi? Bana bir şey ortak koşmayacaklar. Çünkü biliyorsunuz Mekke müşrikleri döneminden putlar Kabe'nin 360 put içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devirdi hepsini. Asasıyla, değneğiyle. Yukarılara da putlar koymuşlar. Kabe'nin içinde yüksek. Yani insanın boyunu ulaşamayacağı baston da ulaşamaz. O kadar daha yükseği var. Tavanını görüyorsunuz zaten. Dışarıdan da görülüyor. E, o boyda tabii yüksel de putlar asmışlar koymuşlar. Onları da Hazreti Ali Efendimiz'i çıkarttırdı yukarı. O da onları devirdi aşağı. Falan bu put, put düzeni ee, bitirildiği için e, biatte ilk şart nedir? Şirk koşmayacaklar. Şirk koşmamaları hususunda sana söz verecekler. E şimdi tabii ki bu sözleri Allah Teala kimin iyiliği için alıyor? Bizim iyiliğimiz. Şirk ne var Şirk adamın kafasını bu bulandırır, kalbini karıştırır, bütün efendim e, itikadını yani inat sistemini bozar. Allah Teala Kur'an'da şirk hakkında ne misal veriyor? Darab Allah metelen, metelen raculen. Fi şurak şurakam teşakisun ve raculen selamen racul. Hel yesevi yani mesela bir adam bir köle düşün. Bir tane ağası var. Ağası ne diyor? Su getir, getiriyor. Odun topla, topluyor. Yat, yatıyor, kalk, kalkıyor. Şuraya git, gidiyor. Bir adam da var, ortaklaşa. Şimdi köle satın alınırken parası yetişmedi diyelim adam şimdi ne yapıyor? Üç kişi birleşiyor. Hani mesela iki kişi ortak bir araba alsa gibi. O bile ne kadar sorun ha. Buna araba lazım oluyor. Ya ortak bana araba lazım oldu. O da diyor bizim de şimdi kara ameliyat oluyor. Ben hastaneye zor yetişiyorum falan. E ne olacak şimdi bizim de kızın ayağı kırıldı. Hadi bakalım bir araba iki kişiye sıkıntı. Şimdi burada da Kusura bakmayın kadın hatun demem lazım da işte bende biraz kabalık var. Hanım kardeşlerden de özür diliyorum da. Yani karı dediğim zaman da ayıp kaçmasın size yani. Çünkü karı koca hakları dediğimiz zaman normal oluyor. E bu bir lügattır yani. Kadın, erkek, karı, koca. Yani bunlar olur. Koca da yaşlı demektir yani. Biz alınmıyoruz bize de koca denince. Değil mi? Koca dedim mi kocadı derler yani. Yani bak bize de koca diyorlar. E biz de ağırlanmıyoruz yani. Siz de kar, size de karı dendi mi ağırlanmanıza bir üzüm yok yani bunda bir hakaret yok bir şey yok yani normal Türkçemizde kullanılan karı koca olarak da maddelere tüzüklere geçen bir kelimedir yani bunu biz ihtas etmedik ama kusura da bakmayın yani yine de ben kaçırırım öyle arada efendim şimdi bir adamın bir ağası var bir köle bir ağanın her dediğini yapıyor. Bu kölenin başı rahat. Niye? E çünkü bu efendisi de otomatik değil. Bu da uyuyacak. O uyudu mu o da uyuyor. Veyahut adam e, bir şey istemeyecek vakti saati var. Öyle değil mi şimdi? Herkes normal insan olaraktan. Sen yattın mı 6-7 saat adam da rahat etti yani. O da yatacak yani. Ama ağa kalktı mı neredesin ne değilsin şuraya git şuradan gel. İş yok. Şimdi iki tane olduğunu düşün ağanın. Ortaklaşmış almışlar. 100 100 lira diyelim. 100 dinar. 50 bu vermiş, 50 bu vermiş. Adamın nesi var şimdi? iki tane ağası var. E biri yatıyor, bu dinleneceğim diyor. Öbürü kalkmış. Kalkıyor, gel buraya diyor. E bu adam makina mı? Allah Teala diyor ki, şirk neye benzer? iki tane ağası olan kölenin durumuna benzer. Senin iki tane, üç tane ağan oldu mu? Sen yandın. Niye? Ne onun dediğini mi yapacaksın? Onun dediğini yapacaksın, karıştırdın. Birini eksik etsen öbürü onda senden bilecek. O zaman siz benim kulumsunuz. Ben sizi kulluğuma kabul ediyorum Allah buyurdu. Siz de beni Rab olarak kabul edin. Bir olan Allah, sen de tek kol. Ben de sana şart koşuyorum. Bana ortak koşma. Benim ortağım yok ki. Ortak koşarsan sistemin bozulur yani. Beynin bozulur. Şimdi sıkıştık. Kime yalvarıyoruz? Allah. E bir olan Allah'a yalvarmak değil mi? Ne kadar rahat bir şey. Şimdi iki tane olsa, üç tane olsa, ooo şimdi düşecekse buna yalvarıyoruz, öbürü kızarsa, bunun yap yapacağı işi bu bozacak. Ne oldu şimdi? Lev kâne fî mâ illallah le Yerde gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, Allah buyuruyor Kur'an'da ki, çoktan yerin göğün düzeni bozulmuştu. O diyecek güneş şu dakikada doğsun, öbürü diyecek bu dakikada bassın. Ondan sonra millet de kalkacak. Günün ortasında akşam oldu, öbürünün kafası attı, bu, bu düzeni bozdu. Böyle şey ilah olur mu? Bir olan Allah, nasıl düzen? Kulların düzeni nasıl bozuk? He, Her şey rotar, her şey gecikme, her şey açık, her şey kaçık. Bir düzen yapıyor, sene sonu hesabı tutturamıyor. Nasıl tutturacaksın? Her taraf delik. Ama Rabbimizin düzeninde var mı bir değişiklik? Var mı kanunlarda bir bozukluk? Ay sisteminde, güneş sisteminde... Gezegenlerde, burçlarda, doğanlarda, ölenlerde, ecellerde, kaderlerde, rızıklarda var mı? Allah Teala herkesin yaşatacak kadar rızıkta yaratıyor. Öyle değil mi? Ama insanlar bir kendi kendilerine düzen bozuyorlar. Efendim 300 tane aile diyelim ki Yahudi dünyada paranın başını tutmuş. Her tarafı sömürmek üzere kapital sermayeyi korumuş. on sonra Afrika açlıktan bir milyon çocuk ölüyor. E bir milyon çocuk ölüyor da Afrika'da ot, biten ot bizim burada da bitmiyor. Afrika'da bu kadar yiyecek içecek var aslında. En zengin kıtadır. Felakin en fazla ölüm oradaysa o sömürü düzeni kapitalizmin kurduğu sömürüden dolayı orada çocuk ölüyor söylüyor. Yoksa allah Teala sebepleri yaratmış. Her tarafta esbab müsakkardır. Adamın altını al, madenini al, pırlantasını al, efendim Yüz binlerce, milyonlarca dolarlara bir kırat pırlantayı sat. En lüks şeylerde, otellerin e, dükkanlarında. Oradan çıkar pırlantaları Afrika'dan. Adamı orada firavunun çalıştırdığı piramit yaptırdığı köle gibi öldür. Zavallı adamların kemikleri sayılıyor Afrikalıların. Durum bu. Ama Allahü Teala onların giyeceği kadar rızık yarattı. Şimdi bizim buradaki döktüğümüz rızıklarla Afrika'da biri ölmez açlıktan. Bizim burada döktüğümüz ekmekle Sırf Türkiye'nin ekmeği Afrika'ya eder, dökülen. Yani burada allah Teala haşa. Hep zulmü yapan biziz yani. Ve mazalemuhullah Allah onlara haksızlık yapmıyor hiçbirine. Lakin kendilerine zulüm yapıyorlar, birbirine zulüm yapıyorlar. Çünkü şirk zulümdür. İnne şirke la zulmun azim. Allah ortak koşmak en büyük zulümdür. Çünkü sen ne diyorum sana? Kendi hakkını gasp edene zalim diyorsun. Bir dükkan kurdun, ortağın yokken... Gelip ben sana ortağım diyene hadi git işine sen ne sermaye koydun da ortak oldun diyorsun. Allah da soruyor emlevüm -um şirkün fis var. Ben gök kubbeleri çatarken hisseleri mi var? Bana mı yardım etmişler de şimdi ortak olmuşlar buyuruyor. E bu ne getiriyor? Ne getiriyor? Allah Kur'an getiriyor. Helal haram beyan ediyor. Sana diyor ki bunu yapacaksın bunu yapmayacaksın. Birileri de çıkıp sana diyor ki Allah'ın haram ettiğini sana helal ediyorum. Allah'ın helal ettiğini de sana haram ediyorum. Allah örtün dedi, ben açıl diyorum. Allah içki içme diyor, ben iç diyorum. Ha bu ne oluyor? Allah'a mı dinleyeceksin? Bunu mu dinleyeceksin? Peki Allah'ın karşısında bir kulu dinlediğin zaman ne yaptın? Allah'a ona onu onu Allah'a ortak ettin. O kulu Allah'a ortak et. Ama dersen ki ya Rabbi benim gücüm yok, işte burada bir emri vakii mecburiyetinde kaldım. O başka. Çünkü o zaman kafana silah dayasalar da şirk koş deseler, İslam'da ona müsaade var. Ölmemek için takıya yaparsın. Hadi şirk koştum dersin. Ondan sonra çıkar gidersin. Yine la ilahe illallah devam edersin. Onu demiyoruz biz burada. Benimseyerek, rıza göstererek, normal görerek. Yani Allah'ın getirdiği Kur'an nizamı geride kaldı. Şimdi bu çözüm getirmiyor asrımızın sorunlarına dersen, faizsiz ekonomi yürümüyor dersen, Rabbimizin yasağını serbest görürsen ve serbest olduğuna olmasını benimsersen ne yaptın? Bunlar mesele. Şimdi Allah buna razı olur mu? Sen razı olmuyorsun da kendine hiçbir şeyin olmadığı halde yaradan değilsin, yaşadan değilsin, rızık veren değilsin. Adama sorarlar. Al, alıyor, getiriyor birisi arkadaşını. E ne var? Senin dükkana kardeş ne var? Bu senin ortağındır biliyor musun? Hadi git ya. Ya ortağındır ben biliyorum sana da söyleyelim diye geldi. Ya ben bunu hiç tanımıyorum sen deli misin falan. Siz zaten hiç konuşmaya lüzum görmezsiniz. Çünkü dersiniz ki herhalde deliler bastı şey. Çıkartın gidin ben bu herifi hiç tanımıyorum. Nasıl ortak olacak falan. Çok da mücadele çıkar. Sen ya polisi çağırırsın bir şey çağırırsın. Ya atın bunları ya deli midirler. E ben burayı kurarken bu müesseseyi tanzim ederken sen bir geldin mi emek ettin mi yardım ettin mi para verdin mi? Hiçbir şey yok. Bu senin ortağın diyor birileri. İşte Allah'a da böyle yapıyorlar şimdi. Celle şanı celle şanı. Rabbimiz de ne yapıyor? Seyrediyor. Sabrediyor. İmtihan için kurdu bu alemi. Böyle her yerde müdahale etse bunun imtihanı kalmaz. Adam bir gavurluk yaptı. Allah hemen canını alsa öbürü de diyecek ki ben yaşayayım bari gavurluk yapmayayım diyecek. Allah böyle yapmaz ki şimdi. Rabbim seyrediyor. Allah'a ortak koşanı da Allah'a sövene de haşa. Allah'a hakaret edene Allah yok diyene de Rabbim ne veriyor yine? yemek, içmek, yaşamak bütün haklarını veriyor. Onun için la ahade asbaru ala eden semi'ahu min Allah. Hadis-i şerifte e buyuruyor? Duyduğu üzücü laflara Allah'tan çok sabreden kimse olamaz. Biz bizi üzen laflar olsa sabır sabırma Bazı öyle bir civatamız atıyor ki en sabırlı adam bile raydan çıkıyor bir de bakıyorsun titremeye başladı ya. Yani, ne oluyor ya falan. Bana bu kadar ne saldırıyorsunuz ya? Ya dur ya sabret. Ne sabrı kardeşim sabrın seviyesi var ya. Parajları açtı şeyi taştı ya. Ha. Ama Rabbim ne duyuyor? Kurban olduğum yedirdiği adam, içirdiği adam, nefes aldırdığı adam. İstese şu anda nefesini kesse adamın işi bitti. Felç etse adam gitti. Lal oldu, habele oldu. O adama yine yediriyor çünkü bir de konuşturuyor. Konuş diyor. Nasıl olsa dilin ıslak yerde. Tükürük bezlerin çalışıyor. Konuş diyor ona. O da konuşuyor. İslamiyet geri kalmıştır. Kur'an'a bakılırsa biz batarız. Ondan sonra Allah efendim bizim dünya işlerimize karışamaz. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Allah Teala da bunlar duyuyor mu? Duyuyor. Bir de diyor Allah'ın oğlu var diyor. Yahudiler Özeyr Allah'ın oğlu diyor. Haşa. Hristiyanlar Allah'ın oğlu diyor. İsa Allah'ın oğlu diyor. diyorlar ki Meryem Allah'ın hanımı. Allah Allah. Kadın kumaya dayanamıyor ya. Bunlar Allah'a hanım veriyorlar. Ondan sonra efendim diyor ki müşrikler el melaket menatullah melekler Allah'ın kızlarıdır. Allah Allah. Bunlar hep kim duyuyor? Rabbimiz duyuyor. Ama ne yapıyor? Sabrediyor. Peki sabretmekle kalıyor mu? Tamam hoca efendi ben de sabrediyorum. Ne kadar sabrediyorsun? E gidip adama dalmıyorum işte. Benim gibi gücün yok ondan dalmıyorsun. Ben gibi hamine gibi olursan ne yapacağım? Adam bana hakaret etti. E ben dikine duramıyorum ki ne yapacağım o adama? Gidip desem ne diyorsun lan desem herif bana bir bir hareket edecek şey yerde sonra kim her tarafım kırılır yani. Diyorum ki boş ver ben bununla kavga edemeyeceğime göre cevap bu sefer de adım ne oluyor? Hoca çok sabırlı. Ne sabır sabır gücün varken sabır edeceksin. Yoksa benim gibi hiç gücü olmayan niye sabır edeceksin beni? Ben kimseye bir şey yapamam ki herkes bana bağırı geçer. Ha sabır nedir? Peki sen de çok gücün de var adamın kafasını efendim toslarsın duvara loks edersin diyelim. Of lugatıdır o. Efendi Hazretleri derdi İngilizceden aşağı değil öğrenin derdi o lügatı. Ee, yani kafasını dümdüz edecek gücüm var ama bak herif bana neler dedi ben bir şey yapmıyorum. Peki sabrettin mi ettin? Bir de buna çıkart bir 500 dolar daha açlık ver. Sana sövdüğü için. Desem sana bana bak onu bırakır sana girişirim ha. <laughs> ne demek istiyorsun? Şimdi allah Teala ne yapıyor? Adam diyor ki ya Rabbi, senin oğlun var kızın var diyor. allah Teala diyor ki, al şu kadar yemek. Çünkü hadisin devamında bunu işaret ediyor. Ve innehu le yuafim ve yarzuku. Allah yine de oğlu var, kızı var, karısı var deyip Allah yok diyenlere de yine şifa veriyor, yine afiyet veriyor, yine sıhhat veriyor, yine bolluk, bereket veriyor ve rızıklarını gönderiyor. Şimdi mesele ne? Allah'tan daha sabırlı var mıymış? Sen ne kadar sabretsen bile, gücün olduğu halde infaz etmesen bile yine de ne yapmazsın adama? Adamın hayatı senin elinde olsa onu yaşatmazsın. He? Nefesini kesersin. Elimizi bulaştırmayalım ama bu da hep bize mi sövecek ya? Sussun gitsin. Veyahut da bir de para var deseleriz, para verir misin? E i̇şte Rabbimizin farkı bu. Haşa, mukayeseye girmek için konuşmuyoruz. Mesele bu, böyle anlaşılacak. Şirk koşmayacak. Şimdi, şirk koşanda ne olur? Rezillik olur, bunalım olur. Efendim, nereye danışacağını şaşırmak olur. E, kimden ne isteyeceğini bilmezlik olur. Onun için... Millet kolayını bulmuş. Şimdi içlerinde ne var? Bir ortak koşma şeyi var. Efendim duygusu var. Şeytandan gelen vesvese neticesinde. Ne yapacaklar bu sefer? Evvelce Firavun. Firavun'a tapıyor, şuna tapıyor, Nemrut'a tapıyor ama Firavun Nemrut'la zorla taptırıyor yani. kaba kuvvetle. Yoksa insan insana tapmaz. İnsan insana niye tapmaz? Çünkü insan insandan bir şeyler ister de onun için. İnsan şirk koşmak istediği zaman ne yapar? Kendisi bir tahtadan putu yontar, o yonttuğu puta tapar. Niye? Ağzı yok, dili yok diye. Anam olsun ağzı olmasın. Niye ki yemeği yapsın, bulaşığı yıkasın ama benden bir şey istemesin. Bu da öyle şimdi. O put zihniyeti nereden çıktı? Ha, ondan sonra şimdi Hindistan'dakiler niye inek tapıyor? İnek ne diyecek? İnek satevi de parayı bana getir diyemez ki ne? Ama şimdi adama tapsan adam diyecek ki ne oluyor be bu kadar kazanıyorsunuz getirin şu kadarı benim. Hadi bakalım şimdi. Bir vergi koyacak hepsinin yarısı gidecek. Ya bu sefer o da ona diyor ben seni dinleme İneğe tapar, maymuna tapar, fareye tapar. Dünyada bunu hala 21. asırdan bahsediyorsunuz. Bunlara tapanlar bol miktarda mevcuttur. Puta tapar, haça tapar mesela İsa Aleyhisselam diye çarmıha gerilmiş. O ne ki o? O İsa Aleyhisselam değil ki o İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi ki. İsa Aleyhisselam asılmadı ki. Ve ma katelu ve Kur'an diyor onu öldüremediler, onu asamadılar. Nereden çıkarttınız bunu? Ama onu böyle yapıyor işte böyle böyle bir şeyler yapıyor. Ondan sonra bu. Ya bu senin ilahın kim bu? Ya bu ne ya? Kaç para bu? 5 lira. Gidiyor büyü 10 lira. O öbürü 15 bir lira. Bu ne rezilliktir? İlah alınır mı? Satılır mı? Bu ne sembol semboldür böyle ya? Adamlar böyle. Milyarlık Hristiyan alevi ya. Milyarlık. E durum bu ya. Kaç milyarlık Hristiyan alevi. Demek ki Allah'a çok şükredelim. Rabbimiz imanımızı muhafaza eylesin. Şirk koşmadığımız için Rabbimiz bir. Şimdi kimi razı etmemiz gerekiyor? Bir olan Allah'ımızı. Bir olanı razı etmek kolay mı? Kolay. Çünkü o da bize beyan etti mi şunlar şunlar diye? İstiyorum sizden. Etti. O beyan ettikleri, istedikleri de kendi menfaatine mi? Değil çünkü Allahu Teala bana su ısıtın demez. He? Bana elbise verin demez. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Ben cinleri insanları ancak ne için yarattım? Bana kulluk etsinler için yarattım. Ama ma uridu minhum ma uridu yut'amun. Onlardan rızık da istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü ben yemem ki. Ben yemediğim için efendim Allah Teala Salih Aleyhisselam'ın kavmi mucize deve istediler. Kayadan çıktı bir deve. Ne yaptı sonra? Bütün memleketin suyunu içti. Şimdi Allah bir deve yaratıyor. Deve bütün suyu içiyor. Bütün halk binlerce yüz binlerce kişinin bir günlük suyunu o bir günde içiyor mesela. Şimdi böyle bir tüketim olsa kim baş edecek? Allah Teala diyor ki ben sizden yemek istemiyorum. Su istemiyorum. İnne Allahu ve Razzak zul kuvvetil metin. Rızkı veren benim, kuvvet sahibi benim. Her işi sağlam yapan benim. Size kuvvet veren benim. Her şey benle dönüyor. Bensiz hayat yok. E o zaman ne zor sizden istediklerim kimin karına? Sizin karınıza. Ne koşunuyorsunuz? Ne çekiniyorsunuz? Siz namaz kılıyorsanız kendinize. Şirk koşmuyorsun. Şirk koşmuyorsan temiz düzgün itikad üzere bulunduğun için beynin ne oluyor? Efendim aklın, fikrin, ruhun sıhhatli oluyor. Şirk koşanda mümkün değil akıl sağlığı ruh sağlığı mümkün değil çünkü ortak koştuğu için o neye neye hizmet ettiğinden haber olmaz onun ama biz elhamdülillah yani hakikaten zaten e, insanın esas yaratılışı nedir fıtrat tevhid üzeredir bundan dolayı şirk koşanlar da gemide fırtına çıktığı zaman ne demeye başlıyorlar Allah, 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 Allah. Hiç dinsiz, imansız, Kur'an'a, şerata, sünnete kızar. Ama sıkıştı mı, Allah, Allah, Allah. Öyle mi? Tabii. Veya işte, Tanrım, diyecek ise bir şey diyecek yani, neyse. Yani bire iniyor iş. Sıkıştı mı, nereye iniyor? Hiç düşünmüyor ki, ya beş on yere dilekçe vereyim de, biri duymasa birine tuttururuz. Hiç böyle düşünen yok. Uçak başladı sallama bir hava boşluğu, bir iniyor aşağı doğru... Milletin kafası havaya vuracak. Böyle bazı da başımıza da geldi. Bayağı bir sallan kapaklar açılıyor falan bir şeyler oluyor yani. Çok gezersen başına gelir. E ne oluyor bu sefer? Yani hiç Allah aklına gelmeyenin bir olan Allah aklına geliyor. Orada işte bir de haça dilekçe vereyim. Bir de şu puta dilekçe vereyim. Kimsenin aklından bile geçmiyor yani. Çünkü bu sefer düşünüyor zaten bu düzdeyken fayda vermiyordu. Havadayken ne fayda verecek diyor. Aşağı insem yanına gitsem desem ki su lazım ölder, der bana bir su bile veremez yani 360 putu dikmişler geliyorlar birinin önüne yola çıkarken izin istiyoruz bizi koru muhafaza ile hadi çıkıyor putun önünde de falokları var şimdi öyle de bir acayipler ki bu şirk düzenleri düzeni de kurmuş önüne de falokları koymuş şimdi gideyim mi gitmeyeyim mi bir atıyor orada onun önünde atıldığı için bereket oluyormuş ondan sonra orada gitme çıkarsa tamam ilahı emretmiş ona Halbuki ilahının hiçbir şeyden haberi yok. Kereste duruyor orada. Şimdi bu sefer even gitme çıktı, gitmiyor bilmem ne. Tabi illa gidecekse zaten atmıyor. Eğer ki biz diyor bu sefer diyor izinsiz çıkarlım diyor yani. Çünkü mecburuz diyor burada şimdi çıkmazsa ilaha karşı gelmek olmasın biliyor musun? Götürüyorlar pilavları önüne koyuyorlar etli pilavları. Putların önünde duruyor bir saat iki saat bir gün. Ne olacak? yiyen yok, içen yok. Tabi sinekler bayram ediyor. Tabi bütün sıcakta, Mekke'nin sıcağında sinek dolu. Kur'an-ı Kerim'de onun için diyor ben yeslu bu bu şey en la sen min. Bazı da üzerlerine böyle koku sürüyorlar. Putların koku sürünce de sinek kokuyu çok sever. Kokuyu sürdün mü hemen yapışıyor, geliyor. Mevla buyuruyor ki, bunlar nasıl ilah gidiyor. Silek, sinek geliyor, kokudan bayağı nemalanıyor. Sonra sinek üzerinden kalktığı zaman o sineğin kopardığı üzerindeki koku parçasını bile sineğin elinden kurtaramıyor. Va'fettalibu vel matlub. İsteyen aciz, istenen daha aciz. Tapan aciz, tapılan daha aciz. Ne verecek? Şimdi benim öyle bir Allah'ım var ki Celle Celaluhu. Vallahi bütün dünya karşıma çıksa o bir olan Allah bana yeter. Bir olan Allah bana yeter. Eleyse Allahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Biz de sağlam iman olsa Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın gavuruna tek başına çıktı. Kimse çıt çıkaramaz. Bizde iman zafiyeti var. Bizde. 313 Bedir ehli gibi adam olsa Müslüman, bir buçuk milyar İslam aleminde 313 Bedir kalbinde adam olsa bugün bu gavurlar bize bu rezilliği yapamaz. Adam geliyor, diyor ki Ermeni şeyini diyor ben kabul ediyorum diyor. Neyini kabul ediyorsun? Ne yapmış Osmanlı? Türk milleti Ermenilere soykırım yapmış. Sen git kızıl derillere neler yapıldığını, beyazların kızıl derillere neler yaptığını sorgula. Bir de geliyor diyor ki tarihinizle barışın. Sen tarihinle barışma. Sen şimdininle barış bakalım. Irak'a ne yaptınız? Kaç milyon insan öldü? 6-7 milyon kadın dul ellerinde çocuklarla aç geziyor. Afganistan'ı ne yaptınız? Filistin'i ne yaptınız? Çeçenistan'ı ne yaptınız? Doğu Türkistan'ı ne yaptınız? Doğu Türkistan'da Müslüman Türk kardeşlerimiz bir çocuktan fazla çocuk yapamıyor. İkinci çocuk karnını deşerler ya. Çin, Çin komünist yavru. Bunların hepsi bu emperyalizmin oyunları değil midir? Bunların hepsinden birbirinin haberleri yok mudur? Onun yaptığını o gözümüyor, onun yaptığını o gözümüyor. Rus'un Çeçen'e yaptığını Amerika gözümüyor, Amerika'nın Irak'a yaptığına Rus gözümüyor. Öyle değil mi? Ne konuşuyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Bir de geliyor kıymetli, şerefli Türk milletine ders verecek. Sakın İslam adını da kullanmayın. Kafire Hüseyin adını kullanmak haramdır. İmansıza Hüseyin adını kullanmak haramdır. Hz. Hüseyin Efendimiz sizi perişan eder. Müslüman adı kullanmayın. Herkesin normal adı var. O adları kullanın. Şimdi mesele ne? Sen ne demek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Şu Müslümanların zafiyetine bak. Bir olan Allah'a güvenilseydi bu olur muydu? Bir tane yiğit de çıkıp diyemiyor ki Yahu bu kadar evrak var, vesika var, arşivler dolu. Hep Ermeniler mezalim yapmıştır. Erzurum'dan tut, Kars'tan bütün oralarda Müslümanları kestiler, Ermeni çeteleri. Türk milletini kestiler, doğradılar, kuyulara doldurdular. Hala kazılar yapılsa bütün bir yerde 100-200 bir köyde çıkıyor. Müslümanları öyle kesti Ermeni çeteler. Biz Ermeniye ne yapmışız? Bizim dinimiz zaten... Yasaklamış, adam öldürmeyi yasaklamış. Hele çoluk çocuk kadın falan harpte bile vurmak caiz değil. Eli silah tutan savaşanla savaşırsın o da vatanına saldırırsa. Adamlar Ermeni çeteleri birleşmişler Ruslarla beraber bütün efendim Osmanlı Türk milletini kırıyorlar. Bu sefer bunlara da demiş ki Osmanlı ne yapıyor? Tehcir. Tehcir sürgün demek. Ne demek yani? E siz burada rahat durmuyorsunuz. E dış, dış güçlerle birleşiyorsunuz. Değil mi şimdi? E şimdi yani dış güçlerle birleşip Türkiye'nin içinde birileri sorun çıkarsa e buna devlet göz yumar mı? Yummaz. Yummaması lazım. Yummaması lazım. Sen dış güçten destek alacaksın. Geleceksin burada bomba bir patlatacaksın. Alem öldüreceksin. Devlet buna göz yummaz. Bu devletin hakkıdır bu. Osmanlı Devleti de bunu yapmış. Sürgün yapmış. Demiş ki çıkın gidin Ermenistan'a nereye gidiyorsanız gidin. Madem bu memlekette rahat durmayacaksınız. Öyle mi? Ama adam geliyor ne diyor? İşte yok iman zafiyeti var. Tarih bilgisi yok, kültür sıfır, e, gavur ne diyecek diye ağzına bakmak, yalaşmak, bulaşmak, yalakalık yapmak, bunlara lüzumu yok bu milletin, bu şerefli Necip milletin, bu asil Türk milletinin, bunlara ihtiyacı yok. Yani. Şimdi Avrupa Birliği bizi kabul, Avrupa Birliği bizi kabul etmeye layık gördü. Bu nasıl laftır? Biz onları layık görüyormuş bakalım ya? Bunu böyle demek lazım. Bu milleti alçatmamak lazım. Aşağılatmamak lazım. Bu millet İslam'a da hizmet etmiş, dünyada cihangirlik yapmış, en büyük medeniyetleri kurmuş millettir. Ondan sonra bu İslam milleti olmak hasebiyle 1400 senelik İslam milletinin efendim üyesidir. E İslam milletini alçatmadan alçatmaya kimsenin hakkı yoktur. Efendim insan ha işte bir olan Allah'a güvenilse şimdi isteyen aciz, istenilen daha aciz. E puta tapanın dayanağı yok ki. İstediği şunu hallet dediği bir şey halletemiyor. Ama biz öyle miyiz? Bizim istediğimiz Allah her şeye kadir. E biz ona göre ona sarılsak, ona yapışsak, ona yalvarsak, şirkten uzaklaşsak, şirkten uzaklaşsak bize kimse gelip de efendim siz şu kadar adam öldürmüşsünüz de tarihinizle hesaplaşın diye bir yalanı, bir iftirayı böyle bir şey yok. Türk milleti böyle bir şey yapmamış. Olmayan bir şeyi e, bu kadar meclis huzurunda Demek gafletini bir adam gösterebilir mi? Bunun eline bu programı yazıp veren de buna verebilir mi? En azından diyecek ki bu millet uyanık bir millettir. Sen bunun suratına bakaraklar senin deden Ermenileri öldürmüş. Yalan. Yani bu şaşırdık kaldık yani. Şaşırdık kaldık ama hep mesele şirkten geliyor. Allah ortak koşarsan, helalını haram yaparsan, haramını helal yaparsan, Allah'ın buyruklarını çiğnersen Allah da sana heybet vermez, mehabet vermez, vakar vermez, izzet vermez, vermez de vermez. وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ mu'minin İzzet, şeref başta Allah'a ait, sonra Resulüne ait, sonra müminlere ait. Biz mümin değil miyiz? Biz Müslüman değil miyiz? وَاَنْتُمُ alevne اِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz en üstün sizsiniz buyrulanlar bizler değil miyiz? Ama niye zeliliz? O zaman imanı sorgulamalı şirk karışıklıkları var. Bu şirk bulaşıklıkları imanı çökertiyor, zayıflatıyor. İman zayıflayınca da güç, direniş kalmıyor. Yani vatan savunması için de direniş lazım. Bu da nereye geliyor dayanıyor yine? İmana dayanıyor. Çanakkale zaferi Türk milletinin en fakir, en zor, en dağınık zamanında verilmiş yedi düveli denize dökmüş, kaçırtmış bir zafer izahı bir tek imanla yapılabiliyor. İmandan başka bir kuvvet o noktada devreye girmemiştir. Ama bu imanı zayıflatırsak, milletin imanı zayıflatırsak, millete iman açlayanları konuşturmazsak, millete şirk aşlayanlara yol verirsek, ne olacak? Şimdi, demek birinci şart ne koşuldu? Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklar. Allah'a bir şey ortak koşmadı mı, insan Rabbini bir bilir, Rabbini bir bildi mi bir yerden emir alır, bir yerden emir aldı mı da rahat eder. O Rabbini razı etmeyi diler. O Rabbi de her şeyi bilen olduğu için onun hem dünyasına hem ahiretine ne yarar ne yaramaz onu tanzim eder. Bir Rabbe bağlanırsan o bir Rab seni en iyi bilen ve yaratan olduğu için sana yarayan programları kitapları vasıtasıyla son kitap Hazreti Kur'an vasıtasıyla gönderir Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem o Kur'an'ın buyruklarını da beyan eder, bildirir ve bu millette onu tatbik ederse ne olur? Dünya cennet düzeni gibi olur. Aksi takdirde ne olur? Allah'ın dediğini kabul etmez, peygamberin dediğini kabul etmez, onu kabul etmez, bunu kabul etmez. Nerede duracak bu? Freni patlamış araba gibi gidiyor. Evet. Allah buyurdu dedi mi durmuyor, Resulullah buyurdu dedi mi duymuyor. E bu insana laf söz kar etmiyor. Bu kimi dinler? Bak şimdi ikinci madde ne? Velayetçilik ne? İşte topladık, özetledik. Hırsızlık yapmayacaklar. Değil mi? Hırsızlık yapmayacaklar. E şimdi bu buna bu bir ata girmiş. Bu sözü vermiş. Allah'a Resulüne bu sözü ahdi vermiş bir insan. Hırsızlık yapmayacak. Şu memleketin çektiği bütün sorun nedir? Yani hortumcuların yaptığı hırsızlık hortumcuların 28 Şubat'tan sonra birkaç sene içinde yapılan hortum Türkiye'yi gelmişinden geçmişinden kat kat fazla bir anda borçlandırmıştır. Bütün bankaların içi boşaltılmıştır. Hepsi bu hırsızlık. Ama Allah'a biatlı ol. Evet. Hepsi rüşvet ona keza. Bütün bunlar hırsızlıktır. Haklı olan bir işini yaptırmaya gidiyorsun. Rüşvet vermeden o işini yaptıramıyorsun. Bundan büyük zulüm olur mu der. Ya, raşi ve mürteşi finnar. Alanda veren de cehennemde. E niye? Adam hakkıdır. Şu kadarlık para den getirmiş. Gelmiş burada tapu alacak. Kadıncağız zaten kocasından emekli bilmem ölmüş mü ölmüş. Bir para toplamış. 60-70 bin lira bir şey Bilmem şu kadar para. Ya vergi tamam. Vergiye bir şey demiyorum. Ayrıyetten memur oradan beni de gör onu da gör. Ya kadının 20 milyonu olsa pazara çıkacak. Gariban orada 20-30 milyon bile bundan ne olur ya? Olur mu ne olur? 10 milyon da, adamın kaç günlük yiyeceğidir bir, bir kadının, bir, bir garibanın ya. Öyle 10 milyon, 5 milyon çay parası, çorba parası değil mi? Bunun azı çoğu haram, aynıdır yani. Sen bunu nasıl alıyorsun? Ama biat yok, şart yok, söz yok. İslam yok. Bu ne olacağı bu? Gideceği yer. Burası. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bu biatı alırken Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? Tebliğat yapıyor. Ee, onlara duyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de safanın üstünden biatleri kabul ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada tabi Hint Ebu Süfyan'ın eşi. Ebu Süfyan'a ne diyoruz? Radıyallahu anh. Hinde de ne diyoruz? Radıyallahu anha. A şimdi tabi buna kızarlar. Buna kızarlar. Kim kızar buna? Şia kızar. Ebu Süfyan'a radıyallahu anh dedim mi kızarlar. Halbuki Ebu Süfyan Resulullah'ın kayınpederidir. Ve Müslüman olmuştur. Efendim Huneyn'de efendim tam bir kahramanca savaşmıştır. E, Hazreti Muaviye'nin de babasıdır. Hint'te annesidir. E, Hint ne yapmıştı? Hazreti Hamza şehit edildiği vakitte Hint Müslüman değildi. Uhud'da Hint Müslüman değildi. Peki o zaman da tabii ki çok bir e, evvelce e, düşmanlıklar Başta İşte kocasıdır, çocuğudur, öldürülenlerin şeyine e, taassuptan dolayı. Hazreti Hamza'nın e, şehit edilmesine sebebiyet vermiş. Hazreti Vahşiyi bak, Hazreti diyoruz. Niye? E, Müslüman oldu sonra, sahabi oldu onun için. Vahşi Hazretlerini parayla tutmuştur. O Habeşli olduğu için Habeşlilerin oku ne yapmazdı? Şaşmazdı. Çok iyi atıcılık bilirlerdi. Onun için Hazreti Vahşi'ye efendim seni azat edeceğim. Ettireceğim. Yani kölelikten kurtulacak. Hayatı kurtulacak. Onun için şu Hamza'yı öldürebilirsen demiştir. O da takdir ilahi yani eceli gelmiş Hazreti Hamza Seyyidü Şüheda şehitlerin efendisi olacak tabi. Ecel vade gelince Hazreti Vahşi'yi efendim o zaman buna sebebiyet vermiştir. Öldüren Allah'tır ama sebebiyet verdiği için büyük suçludur ama o zaman vahşi şirkteydi. Hint de tabi bayağı Hazreti Hamza'ya yani ölüsüne cesedinin yanına gelmiş. İşte ciğerini zaten parçaladılar. Hazreti Hamza 70 parça e, yapıldı. Ve bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Hatta dedi senin parçan başına bir yavur geberteceğim. Deyince hemen Allah ayet gönder. Ve tüm fe akibu bir <laughs> misli bi habibim Ceza vereceksen misliyle mukabele edersin. Bir kişiye bir kişi. Senin amcan gittiyse oradan bir kişi. Sen niye yetmiş diyorsun? Ve ley sabertüm ama yine de sabredersen lehu sabredenler için sabır daha hayırlıdır. Böyle bir teselli Resulullah Efendimiz'e yemin ettiği için yeminini bozama, bozamayacağını ne yaptı? Yemin kefareti ödeyerek. Yemin bozmak için kefaret gerekiyor. Yemin kefareti ödeyerek bu yemininden vazgeçmiştir. Madem Allah hayırlısı sabırdır buyurdu. Resulullah hangisini yapar? Ha, hayırlısını yapar. Kainatın efendisi de ben hayırlısını yapacağım buyurmuş. yeminlen kefaret vermiştir. Hazreti Vahşi de sonra öyle kaçmıştır, etmiştir diyelim. Ama sonunda ne olmuştur? Hazreti Vahşi gelip Müslüman olmuştur. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bundan memnun olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen benim amcamı şehit ettin, ben seni kabul etmiyorum diyebilir miydi? Bir peygamber olarak, Allah'ın elçisi olarak bunu diyemez. Çünkü Allah adına bunu diyemez. Rabbim şirkin dışındakileri Affederim buyuruyor. E bu şimdi şirkten tövbe etmeye gelmiştir. Çünkü şirkten tövbenin e, can bedenden çıkmadıkça payı vardır. Her yaşayan şu anda 90 yıllık bir gavur şu anda tövbe etse ne olur? Anasından doğmuş gibi olur. Müslüman olur bırak. Anasından doğmuş gibi de günahsız olur. Sıfır kilometre olur. Bak biz 40, 40, yaşın 45 yaşındayız. 12 yaşından günah başlama ortalamasını baz alsak e bizim şimdi 30 küsür senelik tulum çıkartma günahımız var. Ama şu anda gavur şu anda Müslüman olsa ben şahitlik ediyorum ki o gavur benden temizdir. Çünkü hadiste ettevvetu el iman yecub ma kablu, iman iman geç geçmişini makas gibi keser atar. E şimdi bu hadislere göre ne diyebiliriz? Allah onu affediyor. Sen diyebilir misin ki ya Rabbi bunun yaptığı bu kadar gavurluk ne olacak? Allah Allah. Adam Müslüman oldu ya. Şimdi burada da e, Hz. Vahşi Müslüman olmuştur. Hint Radıyallahu anha. O da ne zaman Müslüman olmuştur? Mekke fethi gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde bir at alırken kadınlardan Müslüman olmuştur. Fakat acaba Resulullah ne yapar mı? Yani bu amcasından çok üzüldü ya, onu biliyorlar. Şimdi ben Müslüman olsam da beni görünce bir gazaplanır mı? Veyahut da bir yanındakilerden bize bir saldırı ve taşkınlık olur mu? Zaten Ebu Süfyan Resulullah girmiş Mekke'ye bütün sahabe beraber Ebu Süfyan herkes kapıları kapatmış. Ötleri kopuyor. Zannediyorlar ki zannediyorlar ki Kainat Efendisi öcalacak. alacak. Ama Kainat Efendisi ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men Ebu Süfyan Ebu Süfyan'ın evine girene emniyet vermişim. Dokunulmazlığı var. Hadi bakalım şimdi. Ne işler yapıyor? Akılları durduran, milletin yapmayacağı ters gelen işler. Mekke müşriklerine ne diyor? İzhebu entümuttulaka. Hadi gidebilirsiniz, hepiniz serbestsiniz. Onlar da zannediyorlar, kesecek, doğrayacak. Bizi böyle zannedenler çok yanlış düşünüyorlar. İslam'da böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Ya. Onun için bir savcı bey benden şey aldı, tegemede ifade alıyordu. Allah selamet versin kendisine yaşıyorsa. Bilmiyorum tabii kaç sene oldu. E ben de hasta gibiyim biraz. Dedi hoca hasta mısın falan. E dedim ya yani hastalığım. Sabit hastalıklarım olduğu için yalan değil tabii. Şekerim var, şuyum var, buyum var. Ayakların ağrıyormuş dedi. E dedim ağrıyor işte zorluklarım var. Neyse dedi şimdi beni ayakta ifade alacak mı? 2-3 saat sürüyor. Otur otur dedi. Otur dedi. Neyse siz bize böyle yapmazsınız ama dedi. Ee, biz yine dedi insanlık bizde kalsın falan dedim. Sayın savcım dedim yani anlayamadım dedim. Benim yani ne demek istediniz? Siz dedi bizim makamımıza geçseniz dedi. Ne yapardık dedim? Bizi keserdiniz dedi. Dedim sayın savcım çok yanlış tanıtılmışız. Büyük bir yanlış anlayışa kurban götürülmüşüz. Çok özür dilerim. Ben Sineği öldürürken düşünüyorum sivrisinek hele bana zarar vermeyen sineği hiç öldürmem. Bana da zarar verse bile sinek şöyle yapıyorum da gitsin yaşasın yani diye. Ben karıncaya basamıyorum. Karınca ekmeğin içine girmiş. Yani karınca ekmekle edecek mi? Karıncaları kovacağız. Onun için karınca zehri sıkamıyorum. Hayvanları öldürmeyelim. Ben insana kesebilir miyim ya? Bendeki merhamet yani bir hayvanın İnlemesini duysam, kedinin bacağı topallayarak gittiğini yolda göreceğim. ben o kediyi düşünerek gidiyorum bir saat yolda ya. Bana diyor ki, siz bizi keserdiniz. Tabii yanlış anlatmışlar bizi. Yanlış tanıtmışlar. İnşallah bu yanlışları herkes anlamaya başlar. Ya İslam'da var mı böyle ya asma kesme? Kainatın efendisinden ölü ötleri koptu, evlere saklandılar. Geldi ne buyurdu? Ekulü lekum kema kal ehi Yusuf. Size diyeceğim söz, Yusuf kardeşimin kardeşlerine dediği sözdür. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri kuyuya attı ölümüne. Sonra çıkarttıklarını başka yolcuların gelip çıkarttığını görünce de geri döndüler bu eve dönmesin diye. Bu sefer de dediler vay kölemiz kaçmış orada mı buldunuz falan numarasıyla ucuz bir fiyatla da köle diye sattılar ki Mısır'ın pazarına gitsin Kenan iline geri dönemesin diye. Peki Yusuf Aleyhisselam sonra neler neler neler? Mısır'a sultan oldu. Babasını, kardeşlerini Mısır'a getirtti. Kıtlık oldu Kenan illerinde. Uzun kısa. Onu zaten kasetleri de var. Dinlemişsiniz. Öyle kıssaları biliyorsunuz. Ona kafanızda kalıyor. Neticesinde. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Kardeşleri ne kadar utangaç, ne kadar mahcup. Yüzüne bakamıyorlar Yusuf Aleyhisselam'ın. Yani ne rezillik ya. Toplan kardeşini kuyat. Ondan sonra da kardeşinin eline düş. O olmuş sultan. Sen aç kalmışsın. Yusuf Aleyhisselam. La tetribe aleykumul yevm Yaghfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Sizi üzecek söz bile yok dedi. Sizin yağınızı eritecek en ufak bir üzücü davranış ve tutum bile yok dedi. Allah sizi afeylesin. O acıyanların en merhametlisidir. Resulullah da buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem kardeşim Yusuf'un dediğini söylüyorum. Hiç sizi üzmeyeceğim. Allah hepinizi affetsin. Allah rahmetu rahimin. Aynı sözü söyledi ve hepsini Serbest bırak. Onun için Hazreti Hint acaba bize bir taşkınlık olur mu diye ne yapmış? Çarşafı bürünmüş, örtüyü yüzüne kapatmış, Müslüman olmuş, kadınların biatına gelmiş, biatlaşmaya gelmiş ama tanınmasın diye de kenarda örtülü oturmuş. Hazreti Ömer tebliğat yapıyor. Fakat örtülü olan kadına da sen kimsin denmez. Yani yüzünü de kapatırsa bir şey yok. Yeter ki sözleşmeye tabi olsun. Bu sefer deyince ki Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklar. Herkes söz mü söz. İkinci şart geldi nedir? Hırsızlık yapmayacaklar. Bu şart gelince efendim örtülü kadınlardan bir ses. Dedi ki Ebu Süfyan çok cimridir. Ben bayağı bir malından ara sıra muhtaç olduğumda aşırıyordum. Yani eski dönemi söylüyor. Bundan ne yapacağız? Deyince anladılar ki bu kimdir? Hinttir. Allah Allah. Fakat Hazreti Ömer Resulullah e, yani durum böyle bir soru geldi veya oradan bir cevap geldi demeden Ebu Süfyan da oradan duyuyor. Onlar helal olsun karıştırma dedi. <laughs> yani biatı bu şimdi karıştırma. Şartları karıştırma. Peki geldi ve la yezniine zinada yapmayacaklar. Zinada yapmayacaklar e, denince bu şart geldi. Bunları zaten madde madde konuştuk şimdi. Ben başka bir şey anlatıyorum. Farkında mısınız? Tabi farkındasınız. Ya yoksa diyeceksiniz hoca mükerrer konuşuyor çıkıp gideceksiniz. Siz saf mısınız ya? Sizden uyanık bir cemaat var mı dedi. En uyanık sizsiniz ki bizi buldunuz. Bizi de öyle her saf bulamaz yani. Bize bayağı uyanık adamlar gelir. Bu sefer efendim zina yapmayacaklar deyince yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bu meselede duydu yukarıdan tepeden İşte o işte Ebu Süfyan cimridir ben onun için mecbur aldım falan e, Ebu Süfyan da helal olsun deyince de helallaştığım iş bitiyor ya kainat efendisi tebessüm etti güldü şimdi bunlar da Resulullah Efendimiz'in güldüğünü görünce rahatladılar dediler ki şimdi bak Ebu Süfyan'ı zaten görüyor tanı önünde de Hindi de e, tanı, tanıdı artık tanıyınca o da buradadır bildiği halde gülüyor gülünce bir yumuşak hal hasıl oldu. Onlar da rahatladılar yani. Zaten rahatlamaları lazım ki Efendi. Kainat Efendisi. Kainat Efendisi aleyhi ve sellem çok tevazulu olduğunu zaten yazıyor. İşte Ahlak-ı Nebi kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Yazdık, oku, okumanız için yazdık bu Rebül Evel ayında Kainat Efendisi'ni tanıtmak için. Yani biz yazmadık. Biz tercüme ettik. İmam Şahrani Hazretleri toplamış. Orada söylüyor. Adamın birisi Resulullah görünce ne yapıyor? Ne yaptı? Tiril tiril Titremeye başladı. Adamı bir titreme aldı. Halbuki kainat efendisi çok mütevazi, normal. Böyle hiç krallar gibi değil. Yanında koruma yok. Tek başına gezer. Oturur yere falan. Ama adamı titreme alınca heybeti çok tabii. Heybeti çok. Zaten men ra'ahu bedaheten ve men habu diyor. Hilye-i Şerif'in sonunda. Hilye'de ne yazıyor? Efendim, Hazreti Ali Efendimiz tarif ederken Tirmizi hadisinde onu diyor yetten gören bir anda karşısına çıksa Titremeye başlardın. Fakat diyor tanıyıp e, yanında biraz oturup konuşsa, selam verse, biraz konuşsa hemen onu sevmeye başlar. Artık ondan ayrılamayacak hale gelir yani. Hiç duramaz onsuz yani. Göremeyen hasta olur yani. Bir görsün, göremeyen hasta oluyor sahabe. İlle görmesi lazım yani. Bizim gibi görmemişler işte tabii şimdi öyle. Lafıyla teselli olmaya çalışıyoruz. Evet. Dedi adama Hevin, alâ nefsik. nefsin. İnnema, innema en ebnu inne mana abdun ben de bir kulum ve bir kadının oğluyum ki en ebnu mraetin min kureyş kâne tekürül kadid et kesildiği zaman Mekke'nin sıcağında şeyin üzerine kayaların üzerine etleri sererler şimdiki pastırma işi gibi yani pastırmayı öyle pişirtiyorlar Tabii tabi pastırmayı da şeyle, çemenle yani acıyla pişiriyorlar da o zaman güneşle kurutulma da var. O güneşle kurut kurutulması yani demektir ki tevazuundan dolayı. Ben diyor kurutulmuş et yiyen, eti taşın üzerine serip kurutup yiyen bir kadının oğluyum. Onun için e, kendini rahatlat yani benim karşımda titremene lüzum yok. Buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gibi tabi Hazreti Hint'te rahatlayınca ondan sonraki zina etmeyecekler maddesine sıra geldi. O zaman da ha daha ondan evvel şimdi zina maddesine gelmedi Resulullah'ın güldüğünü görünce Hint bundan bir yüz buldu. Yüz bulunca yani rahatlık hissetti. Rahatlık hissetti dedi. Ey Allah'ın peygamberi dedi. Geçmişi geçmişi bağışla ne olur dedi. Aa, hemen orada çok deha bir kadın ya. Yani. Geçmişi bağışla ne olur dedi. Konuya nereden nereye bak hemen o sadede geliyor yani. Uzun konuşmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki Ghafarallahu leki Allah seni affetsin dedi. Ya Allah seni affetsin Resulullahın Allah seni affetsin dediğinin hesabını sen mi göreceksin? Ey murdar şii. Ey necis mezhepli şii. Hazreti Hinde düşmanlık yapıyorsun. Peygamber Allah seni affetsin dediği kadın. Peygamber duasıyla af olmuş kadın. Peygamberin istiğfarına mazhar olmuş kadın. Sen kimsin? Kimin hesabını kime soruyorsun? Hak sahibi Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem amcasının hakkı onda. O bağışlamış. Ve Allah'ın da bağışlaması için dua etmiş. Daha Ebu Süfyan Hint tartışması yapılabilir mi yani? Bu ne cehalet ve ne rezalettir. On sonra sahabiye olmuş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. imanından sonra görecek. İmandan önce gören sahabe olmaz imanından sonra görmüş. bir yatta bulunmuş ve bu ayetle de bu ayete girmiş. Bu ayetle de peygamberin istiğfar etmesi emrolunmuş. Bak. Allah seni affetsin. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra zina yapmama kaydını getirdi. Resulullah ok, yukarıdan söylüyor. Vela yeznine. Tepeden, safanın üstünden. Hazreti Ömer de aşağıdan tekrar yapıyor. Emir tekrarı. Vela yeznine. Ne demek? Zina yapmayacaklar. Şartlar koşuluyor. Zina yapmayacaklar deyince ne dedi? Hazreti Hint bu sefer o konuşmacı oldu artık. Kadınların konuşmacısı o Dedi ki hür kadın da hiç zina eder miymiş? Ya? Yani köle olsa falan öyle zinaya zorluyorlardı köleleri para kazansın diye cahiliyet devrinde. Yani sen benim cariyemsin işte git ondan yat bundan kalk de para al. Yani bunlar cahiliyet adetleri tabii ki. Ama hür kadın Hür kadın ne demek? Köle olup pazarda satılmayan hür kadın müşriklerde bile cahiliyet devrinde bile zina çok büyük ar ve ayıp Mekke'de ve o düzende hür kadının zina etmesi düşünülemiyor yani. Tasavvur bile edilemiyor yani. Onun için kadındaki ifade ne kadar ciddi bir ifade. Hür kadın da zina eder miymiş ki bu şartla geldi? Yani şartı bile gereksiz görüyor çünkü zinayı namuslu, şerefli hür bir kadına hiç yaklaştıramıyor yani. Ondan sonra ve la yaktülne evladehünne çocuklarını öldürmeyecekler. Halbuki burada maksat neydi? Kız çocuklarını diri diri gömme işine son verilsin. Bir daha kız çocuklarını öldürmeyecekler. Anneleri de razı olur, olmayacak. Çünkü baba anne anlaşmalı. Tabii kadın istemese bile tabii baba zoruyla oluyor ama en nihayetinde kadının da bir rızasıyla oluyor bu iş. Çocuklarını öldürmeyecekler yani öldürtmeyecekler. Yani öldürtürmeyecekler. Bu, bu birkaç mana gelir. Fakat Hazreti Hint oradan atıldı. Öldürmedik de ne oldu dedi? Ne oldu şimdi? Hanzale diye oğlu var Bedir'de ölmüş müşrik olarak. Hanzale Bedir'de ölmüş müşrik. Kimin oğlu? Hindin oğlu. Dedi ki öldürmeyeceksiniz diyorsunuz ama biz büyüttük büyüttük siz Bedir'de öldürdünüz dedi. Deyince Hazreti Ömer yattı yere gülmekten. Nasıl gülüyor? Hazreti Ömer dayanamadı bu ne akıl bu ne iştir. Biz burada ne konuşuyoruz bu ne cesarettir. Konu nereden nereye geçiliyor ne intikal. Ya akıl her zaman yarar be. Akıl yolunu bulur yani deyince yani onun için söylüyor. Biz onları küçükken büyüttük, siz onları büyükken öldürdünüz. Ömer radıyallahu anh gülmekten kendini alamadı. Resulullah sallallahu biliyorsunuz öyle hareketli gülmezdi. Yine tebessüm buyurdu. En fazla gülmesi nedir? Tebessüm. Hazreti evet. Ömer yattı safanın üstüne böyle uzandı. Dedi <laughs> ne laf ettin ya dedi. Ondan sonra Peki Ondan sonra ne şartı geldi? Vela la yetine bi buhtani iftirine ve eydihinne ve erculihinne ne yapmayacaklar? Efendim, başkasından doğurduğu çocuğu kocasına getirip bu senin çocuğundur diye yutturmayacaklar. Hani bunu gerideki şeyde iftira olarak adet şey yaptık da buradaki maksat ne? Elleriyle ayakları arasında e, uydurdukları bir buhtanı ortaya atmayacaklar. Bu şu demek. Kadın çocuğu nasıl doğuruyor? Nerede doğuruyor? Eliyle ayağı arasında yani. Onun gözünün önünde doğuyor. E şimdi bunu o kimden kaptığını biliyor. Ama bunu gizle, gizleyip de kocasına efendim çıngar çıkmasın diye adam beni boşamasın veya öldürmesin diye ne yapmayacak? Başkasından olma bir çocuğu varsa zinadan veya nereden onu Efendim e, bir başkasına mal ettirmeyecek. Bu çok büyük bir günahtır yani. Çok büyük bir iftiradır. Nesebi karıştırıyor, her şeyi karıştırıyor, bütün düzeni bozuyor. Çünkü adam onu kendi çocuğu sanıyor. Halbuki adamdan değil o çocuk yani. Bu ne büyük bir zulümdür. Şu anda bile böyle bu günahı yapanlar bulunmaktadır. Allah muhafaza ya Rabbi. E, Hoca efendi ben böyle bir şeye düştüm ama şimdi ben bunu desem beni vururlar ne? Böyle düşünmemek lazım ama nesep işi, e, soy sop işi İslam'ın çok önem verdiği bir konu olduğu için yani insanlar bunu bildikleri bir şey varsa nesep hususunda söylemeleri lazımdır yani. Gidip bu senden değil şundandır veyahut da bu şu çünkü neden o karmaşa öyle bir gidiyor ki ondan sonra o gidiyor kardeşiyle evleniyor. Çünkü bunun çocuğuyum diyor. Halbuki başka adamın çocuğudur. Bu sefer o başka adamın bir kızı var. Bu, bu oğlandır. O gidiyor esas babasının kızıyla yani kendi kız kardeşten evleniyor çünkü kendisini başka adamın çocuğu sanıyor bu bütün ortalığı berbat eder rezil eder nesep soy sop ifsad olur yani onun üçündür ki bu yapılmamalıdır o zaman da bu şartı efendim bu iftira işini yapmamalarını e, ee, allah Teala şart koşuyor ve bu şart zikredilince Hint Hazretleri diyor vallahi buhtan çok çirkin bir iştir ya Resulallah sen bize bütün güzellikleri, iyilikleri ve temiz ahlakı öğretiyorsun. Bu kötü iştir. Bunun yapılmaması lazımdır. Peki. Ondan sonra ne geldi? Öyle la yasine fi maruf senin hiçbir emrine karşı gelmeyecekler. Marufta sana isyan etmeyecekler. Bu konuda ben bir ders konuştum. Bunların hepsini bir ders konuştum. Onların tafsilatına giremem. Ama bu gelince de e, Hazreti Hint son olarak sana isyan etmeyecekler deyince dedi ki Ya Resulallah vallahi sana isyan edecek olsaydık ve sana karşı gelmeyi düşünseydik bu biat meclisine şu anda gelmezdik. Madem biz buraya geldik sana inandık da geldik artık sana uymaktan başka bir niyetimiz yok. Onun için bu söz de tamamdır. Böyle olunca allah Teala da ne yaptı? Febâ'i'hünne <laughs> Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yap o zaman? Sen de bu kadınlarla biat yap. Bunların biatını, sözleşmesini kabul et. Ve estağfir Allah onların günahlarını affetmesi için de Allah'a istiğfar et onlar adına. Kim istiğfar edecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diye edecek? Ya Rabbi bunları affet diye. İşte o biat bitmiştir. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biatlerini kabul etmiştir. Ve onların affı içinde Allah'a dua etmiştir. Artık o kadınlar içinde, sahabe kadınlarında bir tane affolmayan olmayan kalmış mıdır? Allah affetmeyecekse niye affet, affiste istedesin? Bu durumda İmam-ı Rabbani şimdi mektubatı başlıyoruz. Ve mektubat bunu anladığınız zaman bu mektubun son kısmını zaten kolay anlayacaksınız. Şimdi detaya bir daha girmeye gerek kalmadı. Ön hazırlığını yaptık. Velemma kabiletin nisaul mubayiatu biat yapan kadınlar kabul edince hadi bütün bu şartları kabul ettikleri zaman bayaunle nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem bimücerred el Resulullah onlarla biatleşti ve sözleşmelerini kabul etti. Fakat bunu neyle yaptı? El tutarak yapmadı kadınlara mücerret kaville yani sözlü olarak söz mü söz şeklinde biat bitirildi ve istiğfar lehunne Allah'a ve istiğfarı Resulullah af istedi. Kim için af istedi? Yani istiğfar etti ne demek? Mağfiret talep etti. Kim için? Lehunne o kadınlar için. Kimden? Allah'a, Allah'ta. Peki kimin emriyle? Bir emri Celle Allah'ın emriyle. Çünkü Allah ne emretti? Habibim onlar için istiğfar etti. Allah'tan emir aldı Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Bu emir gereği onların affını istedi. Ve istiğfaru lezi ve kanin nebi sallallahu aleyhi ve selleme fi hakkı cemaaten yurja recaen tammen yekune peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden vuku bulan bir istiğfar eğer ki peygamber bir topluluk hakkında ya Rabbi bunları affet dediyse onun o istiğfarın kabul olması tam bir ümitle umulan bir şeydir ki zerre kadar acabaya mahal yoktur. İmam Rabbani beyan ediyor. Zerre kadar acaba af olmuşlar mı? Söz konusu olamaz. Ve el cemaatu mağfureten la. Ve bu cemaat af olmuş mudur? Tam bir ümit var bu hususta. Kat'i bir inanç var bu hususta. Sahabe cemaatidir hepsi. O kadınlar hepsi af olmuştur. O gün Müslüman olan da olsa e, iman kapısı açık. Tevbe ettim mi şirkten döndüm mü bitti. Ve kânet Hindün zevcetu Ebi Süfyan'e Ebu Süfyan'ın e, Süfyan eşi Hind radıyallahu anhuma ne dedi İmam Rabbani? radıyallahu anhuma Allah kocasından da kendisinden de razı olsun. Çünkü Ebu Süfyan e, Müslüman olmuştur. Muharebelere Efendimizle beraber son zamanda katılmak nasip olmuştur. Hazreti Muaviye'nin nesildir diyorum size babasıdır. Şiiler Hz. Muaviye'yi sevmedikleri için babasını da anasını da sevmezler. Ama babasının annesinin önceden İslam'a karşı çok büyük sıkıntılar verdikleri ortadadır. Ama bu konu edilebilir mi? Edilemez çünkü İslam geçeni ne yapar? Keser. O zaman Halid İbni Velid ne yaptı? Radıyallahu anh kurban olduğum sahabi Allah'ın kılıcı Seyfullah ne yaptı? Uhud Muharebesi'nde arkadan gelip Okçu Tepesi'nden 50 kişinin arkasından girip önünden çıkan 40 küsür kişiyi şehit eden o değil miydi? Uhud Muharebesi Muharebesi'nin bozgununun sebebiyeti kimdir? Halid İbni Velid'in harp taktiğidir. Şimdi biz Halid İbni Velid böyle yaptı diyebilir miyiz? O zaman gideriş Hazreti Ömer ne yaptı? Resulullah'ı öldürmeye geldi. Olur mu böyle bir zihniyet? Olur mu böyle bir zihniyet? Sen kaç kişi bulacaksın Ebu Bekir gibi? Radıyallâh'ın hemen teslim olmuş, hemen iman etmiş, hiç itiraz etmemiş, kainatın efendisini gölge gibi izlemiş. Kaç kişi bulacaksın? Kadınlardan Hatice gibi, çocuklardan Hazreti Ali gibi, he kölelerden Hazreti Zeyd gibi, Hazreti Bilal gibi. Kaç tane bulacaksın? E, bunu gerisi araştırılmaz. Müslüman olduktan sonra sahabe ise radıyallâh'ın. E bir de İslam'a büyük hizmetleri mi olmuş? Ondan sonra hele ki Hazreti Muaviye radıyallâh'ın hizmetleri... Anlatılmakla bitmez. Bütün fetihler Kıbrıs'a kadar hepsi Hazreti Muaviye döneminde olmuştur. Bütün İslam fetihleri, İstanbul kuşatması da Ebu Belensariler el hepsinin gelişleri de Hazreti Muaviye döneminde olmuştur. Yani bütün fetihleri Allah ona nasip etmiştir. Onda çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle buyurdu. Onun için duası var. Allah Mehdi, Mehdi bir onu hidayet et. Onunla insanları hidayet et. Onu insanlara hidayetçi yap. Allah al ve adiyen mehdiyen. Allah ve allimül hesab. Ya Rabbi ona hesap öğret. Hazreti Muaviye de bir deha Arapların dehası. Amr ibn As Hz. Muaviye bu ikisi radıyallahu Yani matematik kafası diyelim. Hesap kafası yani. Çünkü Resulullah'tan dua almış. Ya Rabbi ona ne yap? Hesap öğret. Nasıl ki ne yaptı? i̇bn Abbas'a ne duası yaptı? Allahümme fekkuhu fid din ve allimu tevil. i̇bn Abbas yeğeni için ne dedi? Ya Rabbi ona dinde fıkıh ilmi öğret, tefsiri öğret. İbn Abbas ne oldu baş müfessir. Hazreti Muaviye için ne dedi? Yarım ona hesap öğret. Onun için hesap, masa başı. Yani hesabı kitabı ona göre. Onun için İslam'ı bu kadar kıtalara yaydı yani. Bu hesap lazımdır. Benim gibi hesapsız adamdan ne olur işte? Her tarafımız darmadağınık olur. Ve kıyla azab. Ya Rabbi onu azaptan koru diyor. Resulullah onu azaptan koru diyor. Dua etmiş de. Tirmizi hadisinde. Bu hadisin kaynağı Tirmizi'de var. Ahmet İbni Hanbel'de var. Sen Hazreti Muavi. Ne diyor biliyorsun? Ama bak bugün bir İslami kanal geçinen herkesin izlediği televizyon kanalında çıkıp ne diyor adam? Muaviye diyor ezan düşmanıydı diyor. Kulağını tıkıyordu Muhammedur Resulullah duyduğu zaman diyor. Bütün Müslümanlar da bu kanalı evlerinde İslami bir kanal diye sindire sindire seyrediyorlar. Bilmeyenlere hadi bu sefer duyuruyorum. Bilenleri hala dinleyenlere de yazıklar olsun diyorum. Şimdi sahabeye sövülen noktada biz yoğuz. Men sebbe fe lanetullah, sahabeme hakaret edip sövene Allah'ın lanetleri yağsın başından üzere. Resulullah öyle buyurdu. Resulullah öyle buyurdu. Hz. Muaviye'ye kafir denirse, Türkiye'de bugün bir İslami kanalda ezan düşmanı kulağını tıkıyor denirse, bu yayın tekrarı da verilirse, tekzibi de yapılmaz, özür de dilenmezse bu sünni ehli sünnet camiasından bu milletin o zaman ben aklına şaşarım. Bunların hisleri, duyuları, duyguları dumura uğramış sanarım. Yazıklar olsun derim. Lütfen kendinize hakaretten daha önemlidir sahabeye hakaret. Bunları savunur. Hazreti Muaviye, Ebu Süfyan'a, Hinde. Bu nedir? İmam-ı Şafii'ye. Sahabe arasındaki konular savaşlar içtihada dayalı. Bunları anlattım. Uzun uzun anlattığım kıssalar. Ama İmam Şafii ne buyurmuş? O kanlara Allah elimizi bulaştırmadı, biz de dilimizi bulaştırmayalım buyurmuştur değil mi? Bak o kanalda çıkan adamlar ne diyor? Birinin dediği gibi, İmam Şafiye'de bir hakaret noktalı virgül koyuyor oraya bir de ünlem. Birinin dediği gibi, elimizi de bulaştırmadık, dilimizi de bulaştırmayalım. Ne bulaştırmayalım diyor? On binlerce sahabeye sövüyor adam ya. Kardeşim bu tarafta Hazreti Ayşe var, bu tarafta Talha var, bu tarafta Zübeyir var, beş Beşşere var. Burada on binden fazla sahabe var, burada bir içtihat hatası var. Veyahut da burada bir Yahudi fitnesi kargaşası var, İbn-i Sebe münafığının fitnesi var. Sen bunları, sosyal durumları, tarihi şeyleri gözden geçirmeden kalk efendim Resulullah'ın hanımına, sahabesine, halifelerine böyle çatılır mı ya? Bunu yapıyorlar bugün. Onun için mektubat çok önemli. Önümüzdeki derslerde Ehl-i sünnet itikadı üzerindeki mektupları okuyacağız inşallah. Bu ehl-i sünneti hassas tutalım. Bu bizim dinimiz, imanımız. Şimdi Ebu Süfyan dedim mi adamlar hakaret ediyorlar. Bunlar bir de sünniyim geçiyor. Hani dese ki ben şiiyim. Ben de dedim ki ne olursa ne ol olur, bana ne. Ama millet diyor ki biz ehl-i sünnetiz. Hanefi mezhebindeniz. Bunu dedikten sonra bunu yaptığı için bu hış oluyor. Bu aldatma oluyor. Ben aldatmaya karşıyım. Ben şiiye karşı değilim şu bakımdan karşı değilim. Şii sen, senin de dünyada yaşamaya hakkın var. Bana ne ben senden kavga edecek halim yok. Sen o görüştesin, ben de derim senin görüşün yanlış, benim görüşüm doğru. Sen de dersin ki seninki yanlış, benimki doğru. Allah aramızda fasl eder. Mahkeme-i Kübra'da hükmünü verir. Ben kimseyi inandırmak zorunda kendimi hissetmiyorum. Ama birisi çıkıp ben ehli sünnetim diyor, siz de bu sefer ehli sünnet diye takılıyorsunuz. Şimdi birisi çıksa dese ki ben papazım. Papazım dedikten sonra konuşmaya başlasa Müslümanlar dinler mi? Dinlemez niye? Kapat şu papazı der. Ama birisi çıkıp da ben hocayım dedikten sonra peşinden de derse ki İsa da Allah'ın oğludur arkadaşlar. Bu sefer de sen ne dersin? Bu ne ya? Ne hocası bu? Papaz mı ya? Şimdi ben diyorum ki papaz İsa Allah'ın oğludur diyorsa bu normaldir. Ben ona inanmamam da normaldir. Onun bunu demesi de normaldir. Ben adama memlekette özgürlük var kimsenin kırtlağını sıkamazsın desin o. Bana ne ya? Ama ben hocayım dedikten sonra İsa Allah'ın oğludur derse ben buna şaşırıyorum şimdi. Yani bir adam dese ki ben Şiiyim. Bu kanal da Caferi kanalıdır. Biz yayınlarımızı yapıyoruz. Ben buna karşı değilim. Dünyada uyduda bu kadar kanal var. Hazreti Muaviye'ye lanet okuyan. Bana ne? Bütün o kanalları ben mi durduracağım? Benim ne gücüm var ya? Ben sizi uyarıyorum ey beni dinleyenler. Ben diyorum ki. Hazreti Muaviye'ye ezan düşmanıydı Muhammed Resulullah'ı duymamak için kulak tıkardı, parmağını kulağına tıkardı diyen denilen bir kanal ehli sünnet kanalı değildir. Ben buna kalıbımı basarım. Ben bunu diyorum sana. Sen diyorum ki sen de hassas ol. Sünniyim deyip de Müslüman mahallesine sallam satıyorlar. Sünniyim deyip de böyle konuşanlara aldanma seni sahabe düşmanına çevirecek. Ben bunu anlatıyorum. Yanlış mı şimdi? Yok yaptığımda ne mazur var? Ben milletin görüşlerine efendim, sen bu görüşte olamazsın demiyorum. Ama kandırma. De ki ben Şii'yim. Ondan sonra o görüşü söyle. Bana ne ben o zaman sana niye bu görüştesin diye bağıramam ki. Herkes görüşü serbest. Ama ben sana şunu diyorum. Sen sünniyim deyip de niye böyle diyorsun? Ehli sünnetin böyle bir görüşü yok. Ben sahtekarlığa karşıyım. Anlatabiliyor muyum? Ben görüşlere karşı değilim. Herkesin görüşü kendini bağlar. Bana ne? Buna dikkat edin. Şimdi ne oldu? Ebu Süfyan'ın hanımı Hint. Radıyallahu anh'a. Ebu Süfyan sahabi, Hint sahabi. Dahil eden fil mübayaat. Bu biatı yapan kadınlarda o da var mıydı diyor? Vardı. Belkânet hiye raîse Hatta diyor Hint, biat yapan kadınların reisiydi diyor İmam-ı Rabbani. Reisiydi ve tekellemet an O kadınların sözcülüğünü Hint yaptı ve onların adına o konuştu. Anladınız mı? İmam-ı Rabbani kim? Tanıyor musunuz? 70 bin evliyanın reisi. İkinci binin müceddidi. Ahmet el-Farukü el Seredli Hazretleri. İtikatta müçtehid. Bu Şiilik sarmıştı Hindistan'ı. Her tarafı sarmıştı ve bir de o Ekberşah denen zalim yeni bir din çıkarıyordu. Dinler arası diyalog şeklinde biraz Yahudilikten aldı, biraz Hristiyanlıktan aldı. Müslüman hocaların da birkaç tane hocayı da satın aldı. Hindistan'ın en büyük hocalarını. O zaman İslam alimlerinden. Onları da oturttu masaya, karma bir din kurun dedi. İşte Ekber Şah o ortalama dini kursaydı şu anda bütün buralar o etkide kalacaktı. Bütün buralar o etkide kalacaktı çünkü Türklerin de alanıydı orada Hindistan'da Türklerin de devletleri var. Ve bütün bu etki bize kadar şu anda gelmiş olacaktı. Nasıl ki İmam-ı Rabbani'nin etkisi şu anda Türkiye'mizde çokça hissediliyor elhamdülillah. Bütün cemaatler İmam-ı Rabbani'yi savunuyor. Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaati mektubata çok önem verir. Allah onlardan razı olsun. Efendim, e, Hilmi Hilmişi Hoca Efendi'nin talebeleri efendim. Bunlar mektubata çok önem verir. Osman Ünlü ve Serbu Hoca Efendiler. Allah razı olsun. Ben ehli sünnetten yanayım. Ben şekilci değilim. Ben şöyle mi giydi, böyle mi çıkardı? Ben itikada bakarım. Bir adamın inancı ne? Benim işbirliği yapmam için bir insandan itikadı eli sünnet olmak zorundadır. Ben cübbe giyerim, o ceket giyer. Bu bizi ayırmaz. Benim sakalım bir türlü ama onunki yarım veya sakalı yok. Ben sakalı yok diye tamam. Sakal tıraşı haramdır. Bırakmak sünnettir. Bunu derim. Bunu derim ama ben senden ayrı durmam. Sakalın yok diye. Niye? Çünkü sen ehli sünnetsin. Bu cemaatlerin hepsi İskenderpaşa cemaati, Sami Efendi Hazretleri cemaati, Adıyaman cemaati bunların hepsi silsilesi İmam Rabbani'den gelir. Ve İmam Rabbani mektubatına bulunan hepsi değer verir. Onun için Türkiye'deki ve dünya üzerindeki en büyük etki İmam Rabbani'den gelir. Şimdi İmam Rabbani'nin çıkmadığını düşünün. Ekber Şah'ın kurduğu kuracağı o karma din bu, bugün buraları perişan etmişti. İmam Rabbani o zaman hapislere girdi, mücadelesini başlattı ve on, o dini, saçma dini ortadan kaldırdı. Onun için ikinci bin yılın tam başında geldi, vefatı 1034. O bin senenin başında, Resulullah'tan tam bin sene sonra geldi, yüz müceddidi, kim yüz müceddidi? Ömer İbni Abdülaziz, yüzün başında müceddit. İmam Şafii yüzün başında müceddit. İmam Gazali yüzün başında müceddit. Hep yüz 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 geldi. İmam Rabbani diyor ki Allah beni binin başında gönderdi. Yüz müceddidi ile bin müceddidi arasında ne kadar fark var? Yüzle bin arasındaki fark kadar belki de daha fazla o kadar fark var diyor. Öyle fark var demekle olmaz. İmam Rabbani diyor bunu. Anlıyor musun? Yani Resulullah'tan sonra ilk binin başında o, ikinci binin başında kim geldi? İmam Rabbani geldi. Bu makamda bir üçüncü var mı? Yok. Çünkü dünyanın ömrü buna tahammül etmez. Şu anda 1430'dayız. İkinci binin tamamlanmasına ne kadar var? Hicri hesapta 570 sene. Daha dünya zaten bu 570 seneden sonra bir hayat göreceği düşünülmüyor. Çünkü İmam Rabbani buyuruyor ki bu iki cimbinin içinde ne gelir? Mehdi Hazretleri de çıkar. Hz. İsa'da iner ve bu iş biter. Üçüncü bin diye bir şey yoktur. 570 sene içinde dananın kuyruğu kopacaktır. Bunu zaten ben Mehdi ile ilgili sohbetlerim vardır. Bunun zaman vakit tarihleri hakkında bilgi isteyen kaset halinde çıkmıştır. Arifan yayınlarından bunu temin edebilirsiniz. 10 sohbet 5 cd'de Mehdi ile ilgili ne zaman çıkacak bu kargaşalar, tarih karmaşası çıktı çıkacak. 5 sene içinde bekliyoruz 10 sene içinde. Bak insanları perişan ediyorlar. Adamların şeyhleri diyorlar ki Mehdi çıkmak üzere evlerinizi satın. Biraz da ummun alın. Erzakları bilmem ne. Filistin'de kaç tane aile bazı şeyhlere bağlananlar adamlar geliyor bize şey şikayet ediyor. Dünyanın her tarafında Mehdi gelmesine 3 sene kaldı 5 sene kaldı diyerekten millet malını mülkünü satmış geri de alamıyor şimdi. Ondan sonra buğdaya una yatırım yapmış. Mehdi de çıkmayınca tabii o hani kargaşa olacak kıtlık olacak hesabı. Buğday da perişan oldu koktu küflendi gitti, milleti mahvettiler kardeşim. Biz onun için bu Mehdi konusunu konuştuk. Hem sahtekarlar çıkıp yüz tane hadis bana uyuyor falan diyor. Bir yandan onların sahtekarlıklarını ortaya koyuyoruz. Bir yandan zamana da işaret ettik. Zamana niye işaret ettik? Şimdiden Mehdi geliyor hesabıyla. Emri bil maruf yapmayalım, vaaz etmeyelim. Efendim kenara oturalım nasıl olsa. Efendim halimiz malumdur. Hazreti Lemyezele, Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele demiş adam en nihayetinde bize de hiçbir vazife düşmüyor. Zihniyeti Yahudi tarafından empoze ediliyor. Çünkü neden Müslümanlar Mehdi beklesin diye. Ve Mehdi bekleme emri yok. Mehdi geldi mi ona uyma emri var. Mehdi bekliyorum o halde şimdi bu vazifem değil benim. Böyle bir şey var mı İslam'da? Da? Onun için o Hz. Mehdi kasetinde bunlar belirtilmiş. Onu güzelce dinlemeniz lazım. Dinleyen arkadaşlar diyorlar ben de tabii 4 sene oldu. Tam bypass olduğum döneme çatmıştı o. Dinleyenler diyorlar ki bu ilimler yani ben sonra bir şey yaptım. Unuttum tabii ne konuştuklarımı şimdi ama o akış bu kadar kitaplar toplandı. O bilgilerin arasında bütün tenakuz gözüken tezatlar çözümlendi, çözüldü. Ulemanın hal ve müşkilatı çözüm yolları uygulandı orada. Çok büyük ilim sergilendi orada yani. Öyle lap diye oturup da konferans vereceğim diye bir kişinin konuşabileceği bir şey değil o. İddia diyorum yani. O konu zor bir konu. O altından çıkılması zor bir konu. Ama biz tabi İmam Rabbani'den şuradan bundan meseleyi anlayarak çünkü İmam Rabbani diyor ki 28 geçti binden diyor. Bu yüzden geçti Mehdi gelmez diyor. Çünkü diyor 25 geç yani demek istiyor ki ilk çeyreği geçti diyor. Asrın ilk çeyreği geçince Mehdi bir dahaki asra kalmış demektir otomatikman diyor. Ya ben bunu mektubattan bu bilgiyi almasam o meseleyi çözemem zaten. Şimdi dolayısıyla 28'de diyor bunu. 1028'de diyor. Şimdi kaç? 1430. Ne oldu? Bu bu 30 oldu. Bu da geçti. Ne demektir? 1500'ün başında gelirse ne ala. Ben gerçi o kasette bunun saat, tarih, günlerini de işaret ettim. Dinlerseniz uzundur o. Ama en azından bu 100 bu 100 geçti. Çıkarsa bile 70 sene sonra Hazreti Mehdi çıkabilir Mekke'de. Yani önümüzdeki yüzde çıkacaksa eğer. Ondan sonra da kalma durumu var. Ama şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyüklüğüne bakın. Resulullah birinci binin müceddidi. İmam-ı Rabbani ikinci binin müceddidi. Var mı bir üçüncüsü? Yok çünkü neden? İkinci binde diyor dünya bitecek diyor. Dolayısıyla büyüklüğe bakın yani. Kainatın efendisinden sonra bu zata Nasip edilmiş. Ve Resulullah hadiste işaret etmiştir. Benden sonra bir zat gelecek adına Sıla denecek. İmam Rabbani bir mektubunda Elhamdülillah beni Sıla yapan Allah'a şeriatla tarikat denizi arasında beni Sıla yapan Allah'a hamdolsun diyor. Hadiste de diyor ki ümmetimde Sıla namında bir zat gelecektir. Ve onun şefaatıyla kabileler sayısı çok kalabalık insan cennete girecektir. İmam-ı Rabbani böyle bir zat. Onun için bir şey dedi mi? Hüccet. Daha o tartışmaya açık kalmaz. Fefiyazi ilbiyati vel Bu biatta Hint bulundu mu? Bulundu. Peki Resulullah bu biatta bulunanlara istiğfar etti mi? İstighfar etmesini de Allah emretti mi Kur'an'da? Etti. Raca'un azimun fi hakkıha Hint'in kurtulduğu meselesi hakkında büyük ümit var ...bu ayette diyor. Bu biatın... E, ...istiğfarın bereketiyle. Fe <laughs> eyyümra ...hanım kardeşler... ...nerede dinliyorsanız... ...İmam-ı Rabbani buyuruyor... ...hangi kadın... ...teateribu biadi şerait... ...bu ayette geçen... ...şartları kabul ediyorsa şu anda... ...internette mi dinliyor... ...radyomu da mı dinliyor... ...sonra mı dinleyecek... ...tekrarını mı dinleyecek... ...beni alakadar etmez. Hangi kadın... Bu şartları kabul ediyorsa şu anda ve teamelü bi muktaza gereğiyle de amel ediyorsa ne demek? Şirk koşmuyor, hırsızlık yapmıyor, zina yapmıyor, çocuğunu öldürmüyor. Efendim başkasından çocuk kapıp kocasta yutturmuyor ve iftira yapmıyor. Peygambere de isyan etmiyor. Hoca i̇şte bu peygambere isyan etmeme işi var ya, bu da bir kelime ama altında ne var? Kelime dün kafirun fi taht ya manu kesirat Iki, bir kelime ama altında çok mana var yani. Peygamberi de isyan etmiyor. Buralar çok önemli. Peygamberi isyan etmiyor deyince, ölü ardından ağıt yakarak ağlamamak lazım. Gizli gizli sessiz ağlamak lazım. Cenaze olduğunda bağırmamak lazım. Yaka yıpratmamak lazım. Başına bir bela gelen de, efendim, yanağına tokat atmamak lazım. Leyse min lâ men latamel hudûde ve şakkal cüyûbe. <laughs> Yanağını tokatlayan, yakalarını yıpratan bizden değildir. Kadınlarda çok oluyor feveranlar, galeyanlar. Hepimizin başına neler geliyor? Gelebilir. Lütfen Resulullah isyan etmeme şartı var burada. Öbürleri kolay. Şirk koşmuyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Zina yapmıyorum. He? İftira yapmıyorum. Ve benim ne işim? İftira da sıkıntılı iş. Birinin yapmadığı bir şeyi ona takmak. Bu genel olarak iftirada çok. Herkesin düştüğü bir tehlike. Ama Başkasından çocuk kapıp e, kocasına yutturmak için çok özel bir şey yani onu Müslüman kadınları yapmaz öyle bir şey yaklaşmaz. Ama şu peygambere isyan etmeme şartı bayağı bir yüklü bir şart yani. Çünkü peygambere isyan etmemek nerede? Fi maruf marufta. Maruf ne demek? E, Şeriatın e, kabul ettiği meselelerde. Eşeratın kabul ettiği meseleler binlerce milyonlarca hadis var yani. Onun için Müslüman kadını sünneti takip edecek. İlim derslerini takip edecek. Helalı haramı bilecek ki peygambere isyan etmesin. E şimdi bilmeden isyan eder. E orada da bilmemek mazeret olmaz. Çünkü her şeyi biliyordun da derler adama kadına. Bunu niye bilmiyorsun? E şimdi bizim kadınlarımız oho o kadın programlarını seyretmekten sabah. O kadın programlarını seyredeceklerine ilmihal okusalar, helal haram kitapları okusalar hoca olurlar ya. Boşuna seyrediyorlar o dedikoduları. Oradakiler zaten parayla tutulmuş. 50 milyona oraya giden kadınların parası. Günlük 50 milyona gidiyorlar oraya. Ondan sonra orada biri bir şey diyor, biri bir şey diyor, biri bir şey diyor. Ya tamam da senin ehl Sünnet'e göre imanını tahsiye etmen lazım, fıkhını tahsiye etmen lazım, abdest, namaz, gusül, taharet meselelerini bilmen lazım. Şimdi gölü ahirete gideceğiz. Kabirde bize namaz, abdest, taharetten başlayacak. Sorgu, sual. Mahvoluruz, yanarız, kabrimiz ateş olur. Siz bakmayın o bazı hocalara. Aa diyor korkutuyorlar sizi. Kabirden girek yılanları gelecekmiş de. Sizi şişleyecekmiş, sokacakmış da. Başını açana yanacakmış da. Bırakın diyor. Bunu ilahiyatçı hocalar diyor. İnanmayın hocalara sizi çok korkutuyorlar. Öyle bir şey yok diyor. Allahım, Ya ben var derken ayete hadise dayanıyorum. Sen yok derken nereye dayanıyorsun? Duvara dayanıyorsun. Koltuğun sandalyenin sırtına dayanıyorsun. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Oh, la ala hareketi. Sakın sizin birinizi rastlamayayım diyor koltuğuna yaslanmış. Ta o zaman söylüyor koltuğu ya. Şu mucizeye bak ya. Sakın sizin birinize rastlamayayım koltuğuna yaslanmış. Ne diyor? Mavecet nafi Kuranda varsa uyarım. Kuranda yok. Hadis madis kabul etmem. Sakın böyle derken birinize rastlamayayım diyor. Mahvederim sizi diyor. Şimdi bu adam şefaat alabilir mi Resulullah'tan ya? Kur'an'da yokmuş. Ne Kur'an'da yok? Kabir azabı Kur'an'da yokmuş. Nerede yok? Şimdi bir de bunu çıkarıyorlar. Devamlı televizyonlarda tartışma açık olur. Kabir azabı olmaz oğlum ya. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Firavun ve adamları diyor. Sabah akşam cehenneme gösteriliyor. Cehennemin eşiğine getiriliyor, götürülüyor. Sabah akşam. E o bu kıyamette olacak diyor şimdi. E peki peşinden ne diyor? Ve yevmetekumus seameh. Saatu kıyamet koptuğu zaman edhilu ale firavun eşeddel azab. O zaman da buyuracağım ki firavun hanedanını en beter azaba sokun. E şimdi peşinden diyor ki kıyamet koptuğunda ise böyle yapacağım. Peki kıyametten önceki ne o zaman? Şimdiden izamate hadukum Buhari hadisi. Sizin biriniz öldüğü zaman Sabah akşam gideceği yer gösteriliyor. Cennetlik adama mezarında cennetten pencere açılıyor. Nasıl ki siz mesela kanal şeyler elinizde düğmeler zap zıplar. Bir kanalı açıyorsun orada gösterdiğini seyrediyorsun. İşte her sabah akşam cennetlik olana mezarında cennette gideceği köşkü sarayı gösteriliyor. Adam kabirde duramıyor ya. Ne zaman gideceğiz ya Rabbi yani. Müsaade verse adam çıkacak yani. Mezarlıkta bir de baktın çıkacak yani. Cennete gitmek istiyor işte adam ya. Çünkü diyorlar ki ona senin yerin burası. Peki bundan büyük nimet olur mu? Öbürü bir yandan şişleniyor, dişleniyor. Akrepler yılanlar tarafından ruhuna azap ediliyor. Bir taraftan da ona ne gösteriliyor sabah akşam? Cehennemde gidecek. Buraya gideceksin. Bu kabir ne acayip bir yer arkadaşlar. Bu kabir ne korkunç bir yer arkadaşlar. Sen orada yatıyorsun, yatmanla kalmıyorsun. Yok olacağını bilsen sevineceksin. Buraya gideceksin diyorlar sana. Cehennem manzara. Ya o cehennemi görüp ben oraya gideceğim. Kıyamet kopmasın. Allah'ım ne la tükrimiz sana. Firavun hanedanının duası, kabirdeki duaları. Allah bize nasip etmesin. Ya Rabbi kıyameti kopartma diyorlar. Ya Rabbi kıyameti kopartma. Niye? E cehennemi görüyor. Nasıl gidecek ya? Biz inşallah Ya Rabbi kıyamet kopsa da şu görüyoruz işte cennet önümüzde. Böyle diyenlerden eylesin bizi. Amin. Kadınınız erkeğiniz. Mübarek olasınız hepiniz. Yani yapmayalım etmeyelim. Önümüzde ciddi geçitler, tehlikeli geçitler var ya. Fuzuli işlerle bizi meşgul etmesinler. Dedikodulu haberlerle bizi meşgul etmesinler. Bizim vazifemiz var ya. Bak bu kadar mesele var. Şartları yerine getireceğiz ya. Bu şartları nasıl getireceksin? Öbür beşini saydık tamam dedin. E şimdi altıncı şart. isyan etmeyecekler habibim sana diyor. E sana isyan etmeyecek. Kadın bu şartı kabul ettim diyor. Ben inanıyorum bütün dinleyen kar hanım kardeşlerim. Hepsi tamam derler. Ya tamam demekle ne olmuyor? Bak şimdi burada bu zina gibi değil ki. Zina etmeyeceğim dersin etmezsin. Bu kolay. Ama isyan etmeyecek peygambere bunu ilim lazım. Yani isyan etmemek için nelerin isyan olduğunu bilmek lazım. Nelerin isyan olduğunu bilmeden, helalı haramı bilmeden nasıl peygambere isyan etmeyeceğim diyeceksin. Yani bu şartı kabul et şimdi ama bu şartı kabul etmek ne demek? Eşittir. Ben peygambere nelerin isyan olduğunu öğreneceğim. Peygamber neleri yasakladığını öğreneceğim ki onlardan sakınacağım demek değil mi? He? Öbür türlü olur mu yani? Ben şimdi sizden söz alıyorum. Arkadaşlar ne var? Allah'a hiçbir haram hususunda isyan etmeyeceğinize söz veriyor musunuz? Hepiniz diyorsun ki söz veriyoruz. E tamam ne oldu şimdi? Peki ondan sonra soruyorum. Arkadaşlar ne var? Şu haram mıdır değil midir? Bilmiyoruz. Derseniz. Neye göre bu sözü verdiniz? Evvela ilim ben onun için diyorum ki bizim bu sohbetlerimizi dinlemek farz namazdan sonra farz namaz bundan üstün gelir vaktinde. Ama farz namazın bile payı varsa önce ilim. Payı yoksa önce farz namaz. Ama nafile bütün namazlardan, nafile zikirlerden, Kur'an okumaktan, hatim yapmaktan, hatmi şerif yapmaktan hepsinden üstündür ilim. Çünkü bu sahih hadislerde bu böyle geçiyor. Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem zikir meclisinde oturan bir grup sahabe bu taraftayken öbür tarafta ilim müzakere eden halakaya katıldı. Baktı sahabesine orada zikir dua yapıyorlardı. Mübarek olsun. Ama geçti kendi nereye oturdu? İlim meclisi Kur'anların yanına oturdu. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsa hangi meclise katılırdı sorusunun cevabı bu hadiste bulunuyor. İlim meclisi nerededir? Helal haram, itikat Orada Resulullah gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa öyle her meclis değil. Onun için mutlaka bak hangi kadın bu şartları itiraf edecekse ediyorsa, gereğiyle amel edeceğine söz veriyorsa, amel ediyorsa tekunu dahil eden fiyadil biati hükmen. Bu kadın diyor Mekke'de Resulullah'ın biatında, Safa Tepesi'nin altında hakikaten bulunamadıysa da hükmen o biatta bulunmuş gibidir diyor. Bütün kadınlara müjdeler olsun. Bu hükmen ne demek? Aynı demek yani. Hakikaten demek o zaman yaşamadığı için hakikaten olamadı. Ama hükmen ne demek? Aynı hüküm altındadır yani. Bu da ne demektir? Ve yurca leha min berekat del kel istiğfar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadınlar için Allah'tan af istedi mi? İstedi. Peki onu Allah'tan af istemesini kim emretti ona? allah Teala. O zaman bu ne garantilendi? Allah affedecek ki Afiste dedi. Peki orada sadece diyelim 100 tane kadın vardı, 500 tane, bin tane şu anda tarih olarak sayısını e, tarihi bir siyer ol, bilgisi olarak bilmediğim için mesela diyorum. Bu ayetteki hüküm sırf o kadınlara mı mahsus kaldı? Yoksa kıyamete kadar gelecek bütün imanlı kadınlardan bu söze katılanlar da buna dahil midir? Tabii ki İslam 300-500 kişinin dini değildir. Tabii ki İslam o gün orada bulunanlara münhasır değildir. Tabii ki İslam bugündeki kadınlara ve kıyamete kadar gelecek imanlı kadınlara, bu sözü katılanlara hepsini bu hükme sokmuştur. Bu da ne demektir? Bu sözü veren kadınlar af olarak Allah'a kavuşurlar demektir. Çünkü Resulullah'ın affı istiğfarına giriyor. Bu mesele Resulullah'ın hala böyle duaları var şu anda. Mesela ne diyor Rahimallahu Umran Asra Dikkat! İkindi namazından evvel dört rekat sünnet kılana Allah rahmet etsin diyor. Ne demek bu? Allah acısın ona diyor. Bu kimin duası? He? Sıkasınla sen Yani şimdi ikindiden evvel dört rekat sünnet kılınca ben peşinden epeydir de öyle biraz gevşekliğim var hastalıklarım ama kıldığım zaman hemen peşinden ne yapıyorum? Dua ediyorum. Sünnet var ne diyorum? Ya Rabbi Habibi'nin rahmet duasına mazhar eyle. Niye? Ne buyurdu? İkindiden evvel kim dört rekat kılarsa diyor Allah ona rahmet etsin. Bu dua devam ediyor mu? ediyor. ikincinin sünnetini öncesinde dört kılan herkes her gün peygamberden rahmet duası alıyor. Peygamberin rahmet. Mesela Ömre'ye hacca gidiliyor. İhramdan çıkılırken ne yapılması lazımdır? Erkekler için söylüyorum. Kadınlar için söylüyorum. Gider kadının birisi de kafayı usturaya vurdurur sonra. O da haram olur. Kadının saçını tı, tı, tıraş etmesi müstedir. uzun kesmek gibidir. Haramdır. Erkeğin de sakallığını tıraş etmesi müstedir. Elini kesmek gibidir. Haramdır. Şimdi... Erkekler için ne dua etti? İhramdan çıkarken ne yapıyoruz? Bir usturaya vurmak var, bir de kısaltmak var. Kısaltmak ne kadar? En az şu bir parmağın ilk bölümü, boğumu, şu kadar saçı varsa onu kısaltır kurtarır. Ama şu kadardan daha az saçı varsa, onun mecburen ihramdan çıkması için ne yapması lazım? O zaman ustura tahakkuk ediyor. Ama saçı böyle biraz uzunsa, şu parmak kadar. Parmağın bir bölümü yani boğumu, bir boğumu kadar aldıracak ki ihramdan çıkabilsin. Hanefi mezhebinin her tarafından aldırması lazım Hanefi mezhebinde. E, Efendimiz de ne yaptı? Rahimullah'ın <laughs> muhallikîn ihramdan çıkarken başını usturaya vuranlara Allah rahmet etsin dedi. Şimdi bu kadar ömrede adam var. Şu anda bile ihramdan çıkan tıraş olan vardır şu dakikada. Bunlar hep bu dua devam ediyor. Çünkü Allah diyor buna acısın diyor. Kısaltanlar dediler ya Resulallah kısaltanlara bir şey yok mu dediler. Vel mukassirin kısaltanlara da rahmet etsin dedi. Onlara bir dua, usturaya uğrana üç dua geldi. Çünkü onu üç kere söyledi. Ha burada anladınız mı şimdi? Burada da Allah dedi ki Habibim bu kadınlar söz verdi sana istiğfar et bunlara. Resulullah da istiğfar etti bunlar için ama onlarla sınırlı kalmadı. Kıyamete kadar gelecek kadınlardan bu şartlara itikat ve itiraf edip muktezasıyla amel edenler peygamberin istiğfarıyla af olmuşlar demek inşallah. Onun için ve kâle Allah tebâreke ve teâlâ çünkü Allah Teala ne buyurdu? Ma ef'alullahu bi azabikum in ve amentum siz şükrederseniz ve iman ederseniz Allah size azap edecek de ne yapacak? Allah size azap etmek istemiyor. Allah sizi azap etmek için yaratmadı. Velidel ki Allah sizi merhamet için yarattı, acıdığı için yarattı. Öyleyse iman ederseniz, şükrederseniz ben sizi azap etmekten bir haz duymam Allah buyuruyor. E, bu yüzden ve şükrü şükür nedir? İbaratun an kabulü lehkâmi şer'iyyeti Şeriatın bütün hükümlerini kabul etmek ve ameli bir muktazaha gereğince amel etmekten ibarettir. Kim tam şükür yapıyor? İslam'ı tam yaşayan tam şükür yapıyor. Ya Rabbi şükürlendi. Yiyor yiyor yiyor. Ya Rabbi şükür diyor. Bu bir dil şükrüdür. Ama peşinden akşam namazı geçecek. Akşam namazını kılmazsa ne oldu? Şükrü bozuldu. Çünkü o elhamdülillah ya Rabbi şükürler dilin şükrüdür ama esas şükür nedir? İslam'ın hükümlerini yerine getirmektir. Namazını kılmayan nasıl tam şükredecek? Onun için İslam'ın tümünü yapan şükrün tamamını yapmış olur. Ve tarikun necaati vel halas Kurtuluş yolu Ye mutabaat sahibi şeriatı alim ve Muhammed Mustafa'ya uymaktan başka sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluş yolu yoktur. Ancak ona uyma insanı kurtarır. Nerede? Fil itikadi, inançta da onun gibi inanacaksın. Ve ameli, hareket ve tavırda da onun gibi yaşayacaksın. Böyle yaparsan kurtuldun. Vel üstadü ve şeyhu, üstad neye yarar? Hoca neye yarar? Şeyh neye yarar? Mürşit neye yarar? mahum alid delaleti aleyh şeriat. Onlar sana şeriatı öğretmeye yarar helal haram öğretmeye yarar. Zikrin yolu budur. Allah'a giden yol buradan geçer. Onlar delildir, rehberdir. Rehberliğe yarar. Ve yahsul el yusru ve suhule fi'l itikadiyat ve'l bi Şimdi bir hocanın sohbetine derste gidersen veya bir mürşide gidip intisap edersen, bağlanırsan onların dersleri verdikleri ders bereketiyle senin inancında ve amelinde bir kolaylık elde edersin. Tek başına kalan insan, sohbet dinlemeyen, ehli sünnet bir üstadın dersine katılmayan bir insanın namazı, ameli, ibadeti zor olur. Ama sohbete devam eden insanın inancında ve amelinde gelişmeler olur ve kolaylık asıl olur. Artık zorlanmaz hale gelir. Şimdi bir adam da kendi başına zikir yapayım şey 200-500 derken bunalım geçirir. Ama bir mürşide intisap ederek usulü dairesinde zikir yaptığı zaman da kolaylık gelir. Çünkü o mürşidin nesi vardır? Bereketi vardır. O büyüklerinden el almıştır. O silsile yoluyla kime dayanır? Resulullah'a dayanır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hoca da öyledir. Çünkü neden? Bu hoca icazetlidir. İcazetli ne demek? İlahiyattan diplomalı demek değil. Ha ilahiyattan diplomayı getir ha böyle kapı gibi göstersen melekler hiç itibar etmezler. Mezara giderken istersen bir tanesi ilahiyat diplomasıyla gömülmeyi vasiyet etsin. Ben de icazetle gömülmeyi vasiyet edeceğim. Bakalım hangimize ne yapacaklar. Benim diplomam yok ama icazetim var. Benim hocam şu, onun hocası şu, onun hocası şu. Ve bu hocalarımdan ben nereye dayanıyor icazetim benim? Direkt Resulullah'tan, Cebrail A.C.'dan Allah'a dayanıyor. Ben kaç icazet almışım? Kaç tane icazetim var benim? Ha bu icazet ilmiyedir. Ahirette muteber o icazetidir. Şimdi bir insan üstad olursa onun da nesi var, o nesi olması lazım? İlmi icazeti olması lazım. Mürşit olursa onun da nesi lazım? Silsileden elden ele, mürşitten mürşide Resulullah'a dayanması lazım. Eğer silsilesi yoksa zincirin halkaları kopuk demektir. Kopuk oldu mu ne olur? Ceryan kablosu gibi ulaşım olmaz. Kablodan kabloya, kablodan kabloya bir inkıta olsa bir yerde kopma ne oldu? Ceryan ana şeyden hattan buraya gelmez. Öyle mi? İmam Rabbani diyor ki bir üstad, bir hoca veya şeyh birinden zahiri ilimleri alırsın, birinden batını yolu manevi yolu alırsın. Bunlar lazım mı? Lazım. Ama bunlar sana yol göstermeye yarar. Bir de bunların bereketiyle ne olur? Efendim inancında, amelinde anlayış kolaylığı ve tatbikat kolaylığı elde edilir la li en el muridun ma aradu ve kulu ma sha'u thumma yakun el şeyh sitran lehum an el ve el azab yoksa ben falan evliyaya bağlıyım e ee? ondan sonra ne yersem yerim ne içersem içerim öyle diyor mürit diyor talebe diyor istediğini yesin istediğini içsin sonra da şeyh hocası onu cehennemden kurtarsın azabı ondan engellesin böyle bir şey yok diyor üç gökte in beşe olmaz buyuruyor. Yani ne demektir? Benim şeyhim öyle büyük evliya ki ben ne yaparsam yapayım beni cehenneme sokmaz. Böyle bir şeyh de yok, böyle bir kitapta yerde yok. Ne yaparsan yaparsan diye bir şey yok. Lafını dinlersen. Anladın mı? Allah Teala ya öyle dediğine Ey inananlar Allah'tan sakının, haramlardan sakın. Vebteku ile elvesile il sizi bana kavuşturacak vesile arayın. Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle der. Vesile aramak lazım. Vesileyi bulmak çok önemli. Bulmayı Yar. Doktora gidersen, reçeteye uyarsan yarar. İsterse dünyanın en büyük profesörü olsun, adam sana şunu yeme dedi, sen inadına onu yersen, ondan sonra bu doktordan da bir şey anlamadım, hiçbir şeye yaramadı dersen, benim gibi olmadı işte. Çünkü adam sana diyor, şunu yeme, şunu yeme, şunu yeme, sen de soruyorsun, şunu ye, şunu ye, şunu ye. Tabii verdiği listede hep periz periz azıcık bir yemek. Sen de diyorsun, doktor bey bunu yemekten önce mi yiyeceğiz, sonra mı yiyeceğiz? Ya kardeşim yiyeceksin, sadece bunu yiyeceksin diyor. Sadece bunu. Bu da bu sefer ne yapıyor? İşine gelmiş, işine gelmiş. Ucundan bunu otlanıyor, otlanıyor, otlanıyor. Ondan sonra şekerim çıktı, tansiyonum çıktı. E, doktora kabahat. Kaç senedir de bu doktora gidiyoruz. Hiçbir şey yaramadı. Doktor ne yapacak ya? Hoca da kurtaramaz, şef de kurtaramaz, doktor da kurtaramaz. Söz tutan kurtulur. Tabii ki ama doğru şeyi de bulmak lazım. Şimdi bir de yanlış doktora gidersen ya o da başka şimdi sen dahiliyeciye gideyim diye baytara gidersen seni bir doğrar yani. Öyle olmaz. Şimdi şeyh diye gidip de, mürşit diye gidip de bir deccala satarsan, seni soyar soğana çevirir Yani. Veyahut da bir alim diye, hoca diye bir sapığa gidersen, o da senin itikadını, mitikadını dümdüz seni şii yapar, mutezili yapar. Ne itikat kalır ne bir şey kalır, sen de kendini hacim hocayım zannedersin yani. Onun için o sahtekarlığa çağrı yok. Doğru adresleri tespit etmek irade-i size verilmiş. Uyanık adamsınız, ticarette zarardan kaçıyorsunuz, ahireti daha çok düşünün. Onu, onu ben bilmiyorum ama bulduktan sonra da kurtulmanın yolu ittibadır. Yani uymaktır. Dinlemekle kalmayıp laf tutmaktır. Feynazel zel mana temennin mahdun. Bu diyor ben büyük bir alime şeyhe bağlanırsam o beni ne yaparsam yapayım, ne yersem yiyeyim kurtarır. Bu diyor boş bir kuruntudur. Ve la yeşfe'vuna <laughs> ki ahadun illa biznillah. Allah'ın izni olmadan ahirette kimse şefaat edemez. Kim senin şefaatin? sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey Fatıma, işler Canını cehennemden satın al. Baban Muhammed Mustafa olsa sallallahu aleyhi ve sellem seni kurtaramaz. Ha, kurtaramaz ne demek? Ay, ey Fatıma kızım diyor, namazını kıl, orucunu tut, haramdan kaç. Benim şefaatim haktır ama e sen namaz kılmazsan, oruç tutmazsan ben sana bir şey yapamam. İbrahim Aleyhisselam babasını niye kurtaramıyor? Lut Aleyhisselam hanımını niye kurtaramıyor? Nuh Aleyhisselam eşini niye kurtaramıyor? Kur'an bunları açıkça söylüyor. İman olmazsa, amel olmazsa bir şey yaramaz. Babanın büyüklüğü, şeyhinin büyüklüğü bir şey yaramaz. Ve men lem yekun mimmen irtadahu rabbu la eşbe'u bir adam Allah'ın razı olduklarından değilse kimsenin şefaati geçmez diyor. Çünkü Allah Teala melekler hakkında ne buyuruyor? Necim suresinde ve la ne? İlla Melekler ancak kime şefaat ederler diyor? Allah'ın razı olduklarına. Peki Allah razı olduğu kimdir? Kelimeyi tevhid üzere ölendir. Allah cümlemize iman selameti nasıl? <Gülüyor> Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed ve resul ve innemâ yekûnü murtaban peki Kul ne zaman Allah katında razı olunmuş bir kul olur? İzâkâne âmilen bir muktebas şeria Allah'ın gönderdiği dinin gereğince yaşadığı zaman فَحِينَ اِذِنْ اِذَا beşeriyeti. Tabi herkes insandır, kul kusursuz olmaz. İslam'ı yaşayan bir adamın da beşeriyet gereği ayağı kayabilir. O zaman ayağı kaydığında fe günü bir şefaati O zellelerin, hataların, günahların telafisi şefaatla kolay olur. O zaman şefaat devreye girer. Ama ana meselelerde ittibaan yoksa o zaman şefaat sana sökmez. Fenkı ile bir iyi itibarın mümkünü. E yukale bir murtaza. Peki dersen ki diyor adam günahkar hatası var. Her kul günahkar sen ona murtaza diyorsun. Yani Allah'ın razı olduğu kul olursa diyorsun. Nasıl olacak? Üciyi bu ben derim ki innel hakka subhanehu idâ râde meğfirete şahsın bi yedey vesiletin yübdi vesileten lil affi anhu Allah bir kulunu affetmek istediği zaman onu affetmek için bir vesile bir bahane ortaya çıkarır fe ve murtazan fil hakika ve inkâne fil zahir adam zahirde günahkar görünse de hakikatte Allah'ın rızasına ermiş olur yani bir adam içki içiyordur ama Allah Teala ona bir ne getirir tevbe nasip eder bir vesileyle adam da tevbe eder Allah ondan razı olur yani günahı yapıp da o günahta kalmaz ki. Allah affedeceği adama tevbe nasip eder. Neyle nasip eder? Bir vesileyle tevbe nasip eder. Yani biri hayvandan ders alıyor, biri ağaçtan ders alıyor, biri başına gelen bir olaydan da, biri rüyada gördüm diyor kalkıyor, namaza başlıyor ya. Bugün ne kadar olayla karşılaşıyoruz. Yani hiçbir hocadan bile duymamış, beyaz sakallı bir zat geldi diyor, tövbe et dedi diyor falan. Kaç kişi bana böyle geldi. Ya dolayısıyla Allah affedeceğine bir bahane yaratır ee, ve ona tevbe nasip eder. Allahu subhanel muvaffiku hayırlara muvaffak eden ancak Allah'tır. Bir dua ile bitiriyor. Rabbena atina rahmeten ve heyi ilena min Ey Rabbimiz bize tarafından rahmetini bahşeyle ve işlerimizde de bize İslam'a uygun e, rüşte takvaya kemale uygun olan esbab sebepler hazır eyle. Amin ve selam. <laughs> Sonunda mektubun selam veriyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin selamı hepimizin üzerinde olsun. Amin. Neler anlatıyor? Neler anlatıyor tabi. Biz arada izah ediyoruz ama yine bu ilimler kimin ilmidir hepsi? i̇mam geliyor. Orada tabi Resulullah'tan geliyor. Bu din Allah'tan, Resulullah'tan geliyor bize. Ama alimlerimiz vesilemizdir. Allah bizi onlara hakkıyla bağlanıp sözlerini e, ...dinlemeye muvaffak eyleye... ...Amin. Şimdi... Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları... ...kitabımız. Bu kitaptaki... ...faydalar ben sayamam. Saymakla da bitiremem. Yalnız... ...arkadaşlardan bazıları... ...sordukları için... E, ...ben burada cevap veriyorum. Diyorlar ki... ...bazı terkiplerde... ...mesela biz diyoruz ki... ...efendim... ...ne yapılacak? Kanser. Şimdi... 51. sayfede kanserle ilgili bir bab var. Çörek otu mucizesi kitabında. Diyor ki burada şimdi. Havanda yeni dövülmüş bir kaşık çörek otu mesela bir bardak doğal havuç suyu ile karıştırılarak yenilir. Peşine bir kaşık çörek otu yağı alınır vesaire vesaire. Ondan sonra ayetler var kanser. Bu tedavi yapılırken ne olacak? Kanserli bölge dışarıdan 3 ay boyunca işte benim o alanacak çörek otu yağıyla vesaire. Ama burada diyor ki cuma geceleri vesair teheccüd vaktinde 1479 kere selamun Kavlen min Rabbi çekilir. Veya 313 Fatiha okunur. Veya 313 Atel Kürsi okunur. Mesela bunlar eceli gelmeyen hasta mutlaka iyileşir. Veya hastanın başına elini koyup Bedir Elin isimleri okunur. Bu Bedir Elin isimleri hakkında bizim özel kitabımız var. Onu sorabilirler Arifan yayınlarında. Şimdi burada diyelim adamlar soruyor arkadaşlarımız. Diyor ki buna gün koymamış. Ya şimdi ben Arapça kitaplardan tercüme ettiğim için... ...gün olmayan yerde ben kendi kafamdan gün koyamazdım. Ancak... ...şimdi mesela diyor ki... ...kanserli bölgeyi ovalama meselesinde... ...yağlanacak sonra... ...efendim... E, ...üç ay boyunca her gün üç kere. Bazı yerde böyle üç ay diyor... ...ayını koyuyor. Günde üç kere diyor bazı yerde. O kitabı biz tercüme ediyoruz. Çok kitaptan aldık bunu. Bu tamam. Bazı yerde... ...mesela... E kanser yahu kanser biliyorsunuz 6 ay, 7 ay, bir sene uğraştırıyor bazıları. Dolayısıyla ben burada 7 gün diyemem ki. Bu iyi olana kadar. Bir zararı yok ki çörek otu, mucize zaten. Bir zararı yok, o iyilik hissedene kadar belirtilecek. Ancak nedir efendim? Mesela prostat. 50. sayfada erkeklerin başının belası prostat. Şimdi bu prostat için çörek otu ne yapacak? E burada şimdi şey vermiyor, tarifini veriyor. Tarifini veriyor. Her gün bir kaşık şu yenilecek, şöyle yapılacak, böyle yapılacak. E bu kaç gün diyor. Ya kaç gün iyileşene kadar. Gidiyorsun zaten bakıyorsun tahlil yapılıyor, çıkıyor. İyileşene kadar. Onun için gün koyulmuyor. Ama bazılarında gün koyuluyor. Mesela gün varsa koyuluyor. Burada gün olmayanlarda iyileşme belirtisi görene kadar. Kanser gibi müzmin hastalıklarda 6-7 ay en az. Devamlı ara vermeden yapılmalı. Bir de biz manevi reçete veriyoruz yanında. Diyoruz ki şu şu kadar okunacak, şu şu kadar okunacak. Kitabın arkasında da özel şifa ayetleri, duaları var. Bir yerde bulunmayacak şeyler. Bunlarla birlikte yapılırsa iki kanatlı kuş uçar. Maddi manevi taraf. Ama mesela 53. sayfada halsizlik demiş. Şimdi asrımızın hastalığı nedir? Halsizlik. Hepimiz yorgun kalkıyoruz. Bu şehir, şehir hayatının verdiği bir efendim sıkıntı bu. İstanbul'da biraz zaten Hava rutubetli bir yer. Onun için bayağı hasta yapıyor insanı. Bir bardak sıkılmış taze portakal suyu. Bir kaşık çörek otu yağı. Bir kaşık saf bal ile tatlandırılarak 15 gün boyunca her gün aç karnına içilir. Şimdi burada 15 gün demiş kitap. Demek ki bu 15 gün yeter. Bunu devam etmenin lüzumu yok. Ama birkaç hafta sonra, ay sonra yine bir halsizlik geldi. Yine yaparsın ama o gün koyulursa burada yazılmıştır. Gün koyulmazsa iyileşme belirtisi beklenecek. Ondan sonra ne yapacak efendim? Halsizlik olan kişi yatsıdan sonra erken yatacak, sabah erken, sabah namazı vaktinde kalkacak. En -e, yani geç, sabah namazı kaçırmayacak. Resulullah'tan nakledilen ayeti kerimeleri duaları okuyacak. Mesela Allah ve ni'udu bike minel hemmi vel hazeni Bu duayı kim okursa halsizlikten kurtulur. Hadis var burada. 53. sayfede. Veya burada var. Ya kavi ya Mesela yedi gün yüz kere. Yedi gün Yüz kere ya kavi ya metin bu gibi terkipler var. Eğer gün söylenirse, sayı söylenirse ona riayet edilecek. Gün yoksa, sayı yoksa devam edilecek iyilik belirtisi görülene kadar bırakılmayacak demektir. Törekot'un mucizesi böylece <laughs> hepinizin maddi manevi hastalıklarınıza şifa olsun. İnşallahu Rahman. Geçen yayın kesildiği için duyuramadık efendim. Hem kadınlara başörtü olarak hem erkeklere sarık olarak Nâlin-i Şerifleri Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem, nâlininin kıymetli sureti basılıyor ve bu kitaplarımızda zikrediliyor. Evliyaullah bunu tecrübe etmişlerdir. Nâlin-i Şerif başındayken, Nâlin-i Şerif'in resmi o başörtü veya sarık olarak başındayken, göz, nazar e, efendim korunuyor. Gözden nazardan muhafaza geliyor ve bir de saldırganların, azgınların şerrinden korunuyor. Ve bir ağrı sancıya karşı sıkıntıya karşı Nalin Şerif'in o suretinin üstüne el konularak Ya Rabbi salavat getiriliyor. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ve Ya Rabbi bu Nalin Şerif'in sahibinin bereketini göster duasıyla tecrübe edilmiştir. Çok büyük vesiledir, güvencedir. En azından sorarlar adama kimi hatırlatıyor? He? Kimi hatırlatıyor? Muhammed Mustafa'yı hatırlatıyor sallallahu aleyhi onu hatırlatan bir şey onun ruhaniyetine bir salavat göndermene sebep olsa Resulullah buyuruyor bana salat okuyun bütün belalarınız açılacak inşallahu rahman bunda arifan yayınlarından istenebilir efendim kitaplara ulaşılabilir efendim Sarıkbaşı ulaşılabilir 532 93 36 bu telefon numarasından bütün dinleyenlerimize duyuruyoruz 0212 alan koduyla 532 93 36 37 de var. Değişik numarası. Buradan istifade edilebilir. Bu salı akşamları yaptığımız mektubat dersleri ile 15 günde bir yaptığımız şifa şerif dersleri canlı yayında internetten cübbeliahmethoca.tv adresinden verilmektedir. Görüntülü olarak seyredebilirsiniz. Programlarımızı takip edebilirsiniz. Perşembe günleri yaptığımız sohbet de e, internete bir iki gün sonra hemen bir gün sonra atılıyor. Perşembe akşamları yapılan sohbette kaçırmayın ama onu canlı izleyemiyoruz şu an için. Onu bir gün sonra iki gün sonra perşembe sohbetini de dinleyenler takip etsinler. Orada da farklı bilgiler ve ilimler vardır. Bu tebliğdir her birinde ayrı tebliğler vardır. Ancak salıyla pazar günü ikindiden sonra olan 15 günde bir bu pazar yok bir daha pazar var. Bir boş bir dolu. Fakat salı her salı cübbelahmet.tv adresine herkese duyurun. Cam gibi önünüzde görüntülü haliyle sohbet dinlemek nasip olur inşallah. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri tesirlerini halk eylesin. Cümlemizi yoluna sıratı müstakime hidayet ve irşad eylesin. Rabbim bu yolda cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eyleyip kaymaktan şüphelere düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Diyen dillerinizin nar cahimden azad eylesin hepimizin geçmişlerinin ve bütün dinleyenlerimizin aba ve ecdadından şu sohbeti dinlemeleri bereketiyle onlar da hisselensinler. Bu vesileyle Adem Aleyhisselam'a kadar bizi doğuran analarımızdan, babalarımızdan, atalarımızdan müminin müminatler vahiy için El Fatiha.